Yani belki de o kadar rahatlamayacağız filmin sonunda. O kadar rahatlamayacağız. Fragman çok iyi ama çok böyle şey, promising, çok böyle hani gel seyret beni diyor. Güzel. Geçmişten geleceğe Engin Altan Düz yatağında yani. Distopik bir macerada hiç kendisini hayal edemiyorduk. Gerçi kaç yıl oldu değil mi o tarihi dizi? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu değil mi? Ama hala biz oradayız. Niye öyleyiz? O kadar etkili bir işti ki. Yani çok anılarda kaldı. Gerçekten de tabii 5 yıl sürdü bir yandan da. Çok reyting aldık, çok fazla izleniyorduk. Yani öyle %60, %70 şehirlere ulaştığımız zamanlar oldu. Ve çok garip şehirler bunlar. Şimdi günümüzde bunların karşılığı yok ama o zamanlar böyleydi. Ve doğal olarak insanların aklında o fenomen iş kaldı bir şekilde. Hala bana soruyorlar devamı gelecek mi abi diye. 5 yıl oldu diyorum artık. Devamı gelmez diye tahmin ediyorum yani. Yani. Benzeri gelecek mi abi? Yani belki öyle olabilir ama hani... Evet, gerçekten çok etki yarattı insanlarda herhalde. O yüzden akıllarda öyle kaldım. Allah hocam nasıl oldu film? Allah enteresan oldu. Ya Ezel Akay şimdi... Değil mi? Kesinlikle enteresan oldu. Sizde de öyle olmuyor mu? Ezel Akay yönetmen olunca hani ona bir oyuncu gibi sormak da insanın aklına gelmiyor. Bir, önce bir yönetmen... Ben o kadar iyi bir oyuncuyum ki herkes yönetmen zannediyor evet, beni. Evet, değil mi? Çok iyi. Bravo hocam. Ben de oyunculukla başladım kariyerime canım. Yani. Oh be dünya varmış değil, dünya varmış. Distopik bir şey ama aslında nasıl bir şey Sarp? Yani distopik olabilir ama distopik de değil. Demeyelim evet, mi? Evet demeyelim, distopik ne demeyelim. Niye öyle bir hava veriyorsun? Distopik gibi öyleymiş mi? Gibi. Distopik gibi bir hava mı? Yani çünkü insanlığın sonu geliyor bir noktada. Gerçekte de gelecek bir noktada. Filmde de geliyor. Yani yeni bir dünya olduğu için içeride bu kadimler örgütü. Bunlar bir şey yeni bir dünya kurdukları için yeni bir dünyaya herhalde distopik demek istiyoruz. Aslında distopik değil. Distopik belki de. Ama değil. Orada ben bir geleceğinden korktuğumuz için hep distopik hikayeler geliyor gelecekle aklımıza. Evet ya böyle bir ezberimiz... Ütopik hikayeler gelmiyor değil mi? Evet, gelmiyor. Evet. Halbuki aynen, ütopik evet. Hikayeler gelse halbuki yani. Bundan 100 yıl önceki insanlara göre bakalım biz ütopyada yaşıyoruz tabii. Onlara göre. Tabii. Doğru. Niye ütopik gelmiyor? Umutsuzluk mu bu? Yani bence umutsuzluk değil ama sonuçta etrafımıza baktığımız zaman çok da böyle gerçekten ütopyaya doğru gittiğimiz söylenemez. Yani gidişatımız daha çok distopyaya gidiyormuşuz gibi görünüyor. O yüzden galiba hiç aklımıza bir ütopya gelmiyor da bizi distopyaya sürüklüyor. Bence hikaye anlatıcılarının suçu bu. Çünkü hiçbir hikayede kötü karakter yoksa film ilginç değildir biliyorsunuz. Kötü karakter varsa iyi karakterin manası vardır. Çatışma olmalı. Kötü daha ilginç bir şey. Ölüm mesela çok ilginç bir şey. Onun için hep kötü, karanlık olan bizim hikayelerimizde mutlaka bir yeri vardır. Yani şimdi distopya olmasa kimseyi ikna edemeyiz. Bir de çözülmesi gerekiyor ya oradaki karanlığında hani bir şekilde ya bir tabii. Cinayet ya bir şey var ortada bir genellikle karanlık var. Genellikle hep böyle distopyanın ütopyaya dönüşme ihtimaliyle bitiyor hikayeler zaten. Peki Ece Süka'nın bu karizması ne olacak? Başlığını açıyorum. Sürekli son dönem bütün işlerde o karizması ve havasıyla. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin aslında. Sarp Bey bu konuda bir söylemek istediğiniz birkaç cümle var mı? Bitcoin fakiri Sarp Bey. o neymiş? Söyleyeceğim. Birazdan açacağım bütün. Bütün gerçekler tamam. Masaya dökülecek. Tamam. Yüce biraz... gönüllü Sarp Bozkurt. Biraz daha saklıyorum o zaman. Girmiyorum detaya şimdi. Her programda söylüyorum galiba. Filme en çok yakışan Ece'ydi. Herhalde. Yani benim için. Çünkü filmin dünyası ve Ece'nin duruşu bence mükemmel tamamlıyor birbirini yani. Her izlediğimde aynı şeyi düşünüyorum. Allah hepsi harika. Film bugün vizyona girdi. Uğurlu olduğumuz bir gerçek onu söylemem gerekiyor. Evet. Gerçekten ama değil mi? Sen evet, biliyorsun. Gerçekten. Dördüncü gelişim her işimde senden Uğur. Sonra bir şey oldu. Evet değil mi ya? O zaman üç kullu vallahi bir elham okuyorum. Şu anda fragmanı yayına veriyorum. Ver coşkuyu Ceyhun. Ya bırak!
geldi. Yani biz de şu an canımızı kurtarmak için sığınağa yetişmeye çalışıyoruz. Burası neresi bana anlatacaktı? Ulaşma oranımız kaç? Yeni medeniyetin mimarı olacak kadimleri saygıyla karşılayın. Biliyorum çok zor inanması ama şu an bu otelde gördüğün insan dışındaki herkes öldü. Benim izanıma ihtiyacım var. Çıkmamız lazım. Yakalanmayalım hadi lütfen. Ben bunların hiçbirinin doğru olduğunu inanmamıştım gece. Ben sadece kazara geldiğim bir yerde nasıl dünyanın sonuna şahit olursun onu anlayamıyorum. Sen kadimlere ulaşamıyorsan kadimler sana ulaşsın. Var mısınız bu düzeni yıkmaya? Var! Var mısınız? Var! Sen enteresan bir çocuksun ha. Hamsi mi kızarttın? Bu muazzam yapı içerisinde bazı kurallara riayet etmemiz gerekmektedir. Dünya var. Kıyamet gününde görüşmek üzere. Biz ne zaman bu kadar kötü insanlar olduk ya? Şimdi siz burada taksi şoförsünüz değil mi? Taksi şoförünü oynuyorum evet. İstanbul'a ilk geldiğini biliyor musunuz? O hikayeyi bilmiyorum. İzmir'den İstanbul'a ilk geldiğini her yere taksiyle gidiyormuş Engin Altandüz yatan. Taksi şoförlerini değil mi? Evet. Ya, İnceliyormuş. Yani, bir 7 yıl falan bir şey yapmadım. Araba almadım kendime. Toplu taşım? Çok az kullandım. O zaman metro da bu kadar yaygın değildi ben geldiğim yıllarda. Çok belli hatlar vardı. O zaman da çok yakın yerlere yolculuk yapıyordum. Her gittiğim yer aynı tutuyordu. Yani 10 liraysa hani o tarafa da gitsem 10 lira tutuyordu, bu tarafa da gitsem 10 lira tutuyordu. Büyük küçük bir çemberin içinde yaşıyordum herhalde o zamanlarda. Çok da ilk geldiğimde çok da merkezi bir yerde oturuyordum. O yüzden her yer aynı mesafedeydi bana. Genelde taksi kullanıyordum. Öyle tabii, bir sorun da yoktu. Taksi bulma sorunu. Evet, bulma sorunu yoktu o zamanlar. Gayet böyle çok da eğleniyordum aslında. Yani o yüzden şu anda ben taksi şoförü gibi bütün yolları bilirim. Yani bütün kestirmeleri bilirim. Yani bütün kestirmeler adım avucumun içi gibidir. Peki böyle ilik gibi taksi şoförü olur mu ya filmde? İnandırıcı değil bu film. Teşekkür ederim. 5 kilo fazla var orada. Ya bir de onu soracağım. Evet evet, şimdi ben yakından görüyorum. İncecik duruyor. Orada böyle yüz daha yuvarlak falan. 5 kilo fazla var gerçekten. O kadar fark eder mi? Eder. Bir de ekran biraz ekran. Bizi... İşte bu ekran. Siz bilir misiniz bilmiyorum ama. Ece Sükan ama ekran hiç değmiyor. Yine taş ve taş. O havuzdan giysileriyle çıkıyor mu? Bilmiyorum. Çıkışta orada değildim. Çıkıyordu aslında da onu kesmiş herhalde. Aa, ya şöyle bir hafif bir çıkışım var ama tamamen havuzdan çıkmıyordum. Zaten elbise, bir de ayakkabıyı çıkardım. Çıkardım son dakika. Önce dedim ayakkabıyla atlayayım. Sonra beni korkuttunuz. Kayar falan. Evet şey yok ne olacak diyorum. Ayakkabıdan batacak halim yok yani yüzüp çıkacağım falan. Sonra ayakkabıyı çıkardım. Tabii elbise birazcık böyle o da kalıplı çok güzel tasarımcı Salih Baltan'ın yaptığı bir kıyafet. Biraz böyle şişti falan. Tabii orasını çekmedik artık çıkışın. Ama çok zevkliydi. Tabii sen tek başına yazmadın bunu değil mi? Yok Ali Adnan Özgür'le yönetmenimizle birlikte yazdık. Ya aslında hikayeyi o zaten 5 yıla falan dayanıyor bunun başlangıcı. Öyle bir şey yapmıştı. Kafasında bir hikaye vardı. Sonra gelip buna ne yapabiliriz dedi. Bir yıl falan üstüne öyle çalışmaya başladık. Bir yıldan fazla sürdü ya. Tam bir yıl olmuş öyle hocam. Mi? Evet. Bir yıl kısa bir süre çünkü ben bir yıldan önce de Adnan bir şeyler gönderiyor, soruyordu. Aynen. Demek ki 2-3 yıllık bir hikaye. Aynen, evet, evet. Bir yılda beraber çalıştık. Hı-hı. Şimdi aslında biz bu başlığa yani sizin geleceğiniz kesinleştikten sonra dedik ki her bölümümüzün bir başlığı var. Gerçekler ve yalanları konuşalım. Çünkü bu filmde de büyük bir yalan var değil mi? Sırları verme yalnız. Vermeyeceğim. Yok yok spoiler vermeyeceğim. Hiçbir şey vermeyeceğim de ama var. Yani bir sürü yalan yani var. Zaten fragman da kendini gösteriyor hani yalan. Evet, evet, büyük evet, yalan evet, kendini var. Belli evet. ediyor fragmanda. Bir sürü yalan var evet içeride. Var. Sen neden galaya geç kaldın sen? Dürüst ol. Yalan söyleme. Neden geç kaldın kendi galana? Yo. Kendine alakası var. Yo. Sizlerden biliyorsunuz. Biliriz. Biz her şeyi biliriz. Bir de bana dediler ki Ali Adnan aradı beni. Abi erken gelirsen çok memnun olurum. Sarp o gün 1'de geliyor ben de 3'te geliyorum dedi. Ben de 4'te gittim. Onlar 5'te geldi. Ali Adnan 5.30'da falan geldi. Ben de 4'te bekliyordum onu tek başıma. Ya bu kadar trafik olacağını beklemiyordum dün.
Ha evet, o yağmur hikayesi yani. Değil mi? Evet. Hiç beklemiyordum. Ve trafik gerçekten trafik değil mi? Ben de 3 saatlik bir yoldan geldim. Evet. Yani Küçükçekmece tarafından bir toplantıdan geliyordum. Gelemedim yani. Yine iyi herkes en sonunda geldi. Arabayı bıraktım. Bir metroyla Taksim'e ulaştım. Bu şey o acayip gün yapıldı değil mi? Aynen. Evet. Her şeyin kilit olduğu. Aynen. Evet evet. Evet. Fırtınanın olduğu gün. Tonight. 58 kilo altının. Aynen öyle, uçacağı söylenen. Uçacağı söylenen ama kimsenin uçmadığı. Peki şimdi film bir yalan üzerine kuruluyorsa şayet, birçok yalan varsa ama bir tane ana yalanımız varsa. O zaman gerçekler ve yalanlar üstünden. Geç kaldığında hangi yalanı söylersin ya da en sık hangi yalanı söylersin? Çıktım, evden çıktım. Asla çıkmadım. O esnada duşta falan mısın, neredesin? Yani şöyle bir huyum var maalesef ve yani nefret ediyorum bu huyumdan. Bir görüşme 12'deyse 12'de evden çıkıyorum. Ben de öyle. Bir şeyim var. O zaman sana 12 deyip belki 1'de mi yapmak gerekiyor? O yüzden hani burada... ben kendime şey yapıyorum. Ama onu da biliyorsun. Onu da biliyorum. Ben de öyle oluyor. Onu da biliyorum kendime de ona önce şey yaptığımda. Zihin öyle de çalışıyor. Aynen. Sen de mi geç kalıyorsun? Ben de biraz öyleyim. Ben de şöyle bir şey var. Yani ben sanırım hatta geçen demin de Instagram'da gördüm. ADD işte ADHD deniyor yani birazcık böyle hiperaktivite, dikkat eksikliği. Aslında hepimizde dereceleriyle var. Bunun şeyi de... Sağlıklı bunun şeyi de şöyle, yani erteleyip o son dakika her şey yapabileceğime inanıyorum. Buna gerçekten inanıyorum. Yani ben o yarım saatte onu da yapıp yeniden çıkıp... Yani böyle bir inancım var. Yani zamanla ilgili, yani zamanı büküyor gibi bir şeyim kafamda. Yani onların hepsini yapabileceğime gerçekten inanıyorum. Doğal olarak birazcık o sarkıyor. Onun geç kalması oluyor yani. Ya mesela birlikte yaşadığın kişi, yani bu ailen olabilir, neyse sevgilin olabilir ama çok delirtici bir şey değil mi eğer o takıksa o konuya? Takıksa tabii. Ama işte aynen alışmak gerekiyor birazcık. Yani zamanı ama şöyle de bir şey var. Çok da sorumluluk sahibi bir insanıdır. Yani her zaman da o şeyi de aşmam. Bilirim hani bir ufak bir şeydedir. Ya da bir iş yetiştiriyorsam, o ya da bir maile geri döneceksem, ya da bir mesaja geri döneceksem, bir tık geç kalıyorsam da ama mutlaka onu dönerim en iyi şekilde. Yani hani o konularda acayip hani disiplinli ve sorumluluk sahibim. Sadece biraz zamanını streç edebiliyorum. Evet. İki çocukla yetişirebiliyor mu? Yetişiliyor. İşlere, güçlere, her şeye, sosyal hayata. Yetişiliyor valla. Çok da güzel oluyor aslında. Çocukları özlüyorsunuz evet bazen hani çok yoğun olduğu için ama yani genel olarak bir şekilde uyumadan yetişiyorum onlara. Yani bir gün görmüyorum en fazla ama ikinci gün bir şekilde ona göre ayarlıyorum. En azından onlar uyumadan ya da işte dün galaya giderken okuldan onları aldım. Arabaya verdim öyle gittim galaya. Hani arada da yarım saatte olsa 10 dakikada olsa bir sohbetimi yaptım yine de yetişiliyor. Peki en çok söylediğiniz yalan? Abi mutlaka görüşelim. Ya bu İstanbul'un yalanı, bu İstanbul sınırları içindeki yalan. Yani şöyle aslında bu bir yalan da değil. Gerçekten görüşmek istiyorum. O anda ama. Ama yani o anda bakarsan hani ne zaman yani mesela şu anda... Evet yani şu anda bana desen ki hani Altan görüşelim size Aralık 26'dan önce tarih veremem. Ama bugün bir telefonda konuştum abi mutlaka görüşelim dedim yani. Yani 26'dan önce görüşemeyiz ama... Yalan gibi niyet aslında hani bir niyet. Evet ama işte. Evet yani maalesef İstanbul, ben İzmir'de doğdum büyüdüm. O yüzden İzmir küçük bir şehirdi. Orada her şey yetişiliyordu. Bir günde 3-4 iş halledebiliyordun. İstanbul'da bir iş halledebiliyorsun günde. O kadar. İkinci işe vakit kalmıyor gerçekten. Trafikten, işte insanların birbirleriyle olan mesafesinden. Bir iş halledebiliyorsan İstanbul'da şanslısın demektir o gün. Ama o esnada konuşurken o kişiyle gerçekten görüşmek istiyorum. Fakat o gün hani o görüşebilme ihtimalinin olduğu gün yaklaştıkça o anda görüşmek istememeye başlıyorum. Ve bu şehirde oluyor. Ben Ankaralıyım. Ankara'da böyle bir şey yaşamıyordum. Evet biz de Ankaralıyız. Ankaralılık yapmaz bunu aslında ama evet. Yani maalesef işte her şehrin kendine göre bir dinamiği var. Bu şehrin de dinamiği maalesef böyle. İnsanları biraz uzaklaştırıyor. Ya çok yakın çevrenizde, ilk o çember dediğimiz en yakın çemberimize vakit ayırabiliyoruz. Ya da gerçekten o bizi tesadüfler bir araya getirebiliyor. Ama ben istiyorum, gerçekten istiyorum buluşabilmek. Bir de şehir hayatının alternatifleri çok ya.
Bence hani işte orada da hani bağlanma korkusu gibi diyeyim. Yani birine Perşembe günü 2'de söz versen, çok yakın bir arkadaşın, gerçekten görmek istiyorsun. Bunların hepsi doğal ve samimi. Perşembe 2 diyorsun ama yani o anda bir de çalışan, koşturan bir insan, Perşembe 2'de bir şey olabilir, o olabilir, şöyle bir alternatif çıkabilir. Yani zihin ister istemez bilinçaltından, şehir hayatı, bizim iş kariyerlerimiz, iş hayatımız falan, onu da üretiyor bence. Ve o ikiyi, Perşembe 2'yi bağlamak istemiyorum. Hululuk ben. Yaratıyor ama bu karşı tarafta çok, evet. Fena. Çok hulu bir hal alıyor ya. Tabii. Çok sinir bozucu. Evet. Çünkü o değişen dinamiklere göre bir şey belirleyecek. En çok hangi yalanı söylüyorsun? Yani o görüşelim var. O kesin var. O da var. Çıktım ben. Çıktım da mı var? Çıktım da. Çıktım yani, ya da işte eğer geç kaldıysan ve şeyse, gerçekten bir önceki çekimim geç bitti, anca geldim, trafik filan, işte öyle basit, masum. Ezel hocam, bu oyuncularla çalışır mıydınız yönetmen olsaydı? Şimdi çıktım deyip çıkmayan. Ben iyi yalan söyleyeni severim oyuncunun. Tabii ki yani. O kadar iyi olacak ki biz onu herhalde öyle. Beni inandırması lazım. İnandırıyorsa zaten oyuncu, iyi oyuncudur. Sizin en çok yalan söylediğiniz konu? Vallahi ben böyle kendimi yemin ettirdim, hiç yalan söylemeyeceğim diye. İşte ne bileyim, bir 10 senedir falan. Aa. Asla yalan söylemeyeceğim deyip bir baktım kırıcı olmaya başladım. Evet. Tabii. Ondan sonra randevulara geç kalıyorum, nedenini anlatıyorum, kimse inanmıyor. Hakikaten o, çok iyimserim ben. Sen de demin onun gibi bir şey söyledin. Yani hakikaten o saatte yetişirim gibi geliyor bana. Evet. Tabii ki yetişemezsin. Hı-hı. Yani en az bir saat önceden çıkman lazım. Ben de olup biten her şeyi sırayla, bak bu oldu, bu oldu. Bir noktadan sonra bana ne ya, geç kaldığına geliyor. Yani gerçeği söylemenin hiçbir yararı olmuyor. İnandırıcı, evet. Da olmuyor bazen. Evet. O zaman böyle bir durumda... Geç kalmamak lazım. Böyle bir durumda hangi yalan karşı tarafa hoş görünüyor? Şöyle yalanlar hoş görünüyor işte. Trafik kazası, evet. Oldu. Ne bileyim... Hastaneye birini götürmem gerekti. Zor durumda kalmamız şimdi gerek. Yalan söylemek istediğimiz zaman mağdur herhalde gerekiyor. Aynen, biliyorsunuz, herkes doğaçlama yapmayı biliyor. Rahat rahat, yani son derece inandırıcı yalanlar söylemesi hikaye anlatıcılarının mümkün. Bayağı ben yani bir yalan söyle deseniz sizi ikna ederim yani, yaklaşık şöyle iki paragraflık bir hikaye anlatabilirim. Ne vay yazık ya adama da. Ay ne tehlikeli insanlar çıktınız ya, bayağı böyle organize. Bir politikacılara bir de hikaye anlatıcılarına asla güvenmemek lazım. Sadece farkımız şu, hikaye anlatıcıları zaten bize güvenmeyin, hikaye bu diyorlar. Politikacılar bizim söylediğimiz siz gerçek diyorlar. Siz bir de mühendislik okudunuz. Tabii. Mühendisler, yani mühendislik problem çözmekte faydası oluyor. Ben de hani problemi çözmek için yalan söylüyoruz zaten. Gerçi Sarp da okudu ama bakmıyorum o tarafa. Niye? Şimdi Sarp'ın hikayesini anlatıyorum arkadaşlar. Sarp. Sayıyı hatırlıyor musun peki? Kaç bitcoin satmıştın? Ya onu hatırlamıyorum. Kaç, da karşılığını... Hangi yılda evlenmek için? Karşılığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ha, ben hatırlamıyorum. Hangi yıl evlendin? 16. 2016'da Sarp evlenirken elindeki bitcoinleri bozduruyor düğünü yapabilmek için. Aa, yazık. Ve geçen... Geçmişten borç alsın. Sarp kaç ay oldu geleli sen bana? 4-5 ay oldu değil mi? Evet. 4-5 ay evvel Bloomberg'deki programa geldiğinde. Şimdi dedi yolda Ferit'le, Ferit Aktuğ'la geliyorlardı. Şimdi dedi yolda dedi onu hesaplıyorduk dedi. Ben 2016'da o bitcoinleri eğer satmasaydım şu anda 1,5 milyon dolar mı, 1 milyon dolar mı? Daha fazla galiba. Öyle bir, evet, rakam öyle bir olacaktı. 5-10 bin dolar falan da o zaman herhalde. Yani Sarp... Kaçtan almıştın, hatırlıyor musun? Hiç bilmiyorum da onu hesapla yani, baktık yani. 2016'da bayağı iyiydi. 100 bine falan dayandı bugün. Yani 15 tane falan var demek ki. 2010'da yani ilk çıktığı zamanlar böyle babam o zaman yazılımcı olduğu falan, için. 300 dolar, 150 evet. dolar falan aldı yani zamanlar. Hani şeydi böyle, hani çöpe atacağına böyle bir şey var dene. Ne diyorsun? Diye. Tabii öyle, öyleydi. Ne diyorsun? Öyleydi. Ve yayında daha da şey var, canlı canlı eşini aradık. Evet. Ve orada bu gerçeği eşiyle paylaştık. Derin bir sessizlik oldu. Ya. Keşke cevap evlenmeseydim. Veremedi eşi. Ben seninle bitcoinlerin var diye evlenmiş. Evet. İşte böyle koca gönüllü bir adam o, koca yürekli bir adam o. Peki bilseydin bugün evlenir miydin? Hayır canım.
Ya bak bir adam dürüst. Niye? Ay, tabii ki evlenmezdim. Beklerdim. 8 yıl sonra evlenirdim. Peki yine de elinde şu anda 1,5 milyon doların olsaydı bu filmleri yapmaya devam eder miydin yazmaya? Öderdim tabii canım. Hiç alakası yok ki filmle. Tamam. Yani. Hani dedim acaba para için mi diye hani oradan bir. Ya para için filmde oynarım da 1,5 yıl bir şey üstüne uğraşmam yani herhalde para için. Film öyle para kazanmak için yapılan bir şey değil. Mecbursun onu yapmaya. Para kazanmaya çalışırsın, hayatını geçindireceksin, başka işle uğraşmıyorsun. Şükrü Avşar'la biz bir programa çıktık, hep anlatıyorum. Spiker de sordu yani Şükrü Avşar da işte Türkiye'nin en büyük yapımcılarından biri. İşte dedi yani bu ekonomisi nasıl bu filmin, yani para kazandırıyor mu film yapmak dedi. O da film para kazanmak için yapılmaz gibi. Bu kadar basit. Film yapmak için yapılır yani o film yapma dediğimiz şey hem bir sanat hem çok önemli bir bütün dünyayı etkisinde bırakan bir eylem. Tabii ki ondan para kazanmaya çalışıyorsun. Yoksa film bir daha yapamazsın, kazanmazsan ama esas nedeni film yapmanın, film yapanların esas gerekçesi para kazanmak değil. Siz ikiniz mesela matematik okullardan mezun olup hani yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Evet. Yine işin matematiğini yapmaya devam ediyorsunuz. Aslında bu sizde de var. Altan diyorlar. Yani sizde de var bu. Hani daha bir matematik bakıyorsunuz aslında. Çok o... Evet, ben yaşamanın da bir matematik olduğuna inanıyorum. Yani matematik bence hayatın her tarafında var. Evrenin içinde de gizli. Her tarafta bir matematik var. İlişkilerde de bir matematik olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden de hayatta matematik bilmeden yaşamak çok zor bence. İyi mi matematiğiniz? İyi. İyi. Evet, yani mühendisler kadar değildir büyük ihtimalle yani. Tanjant, kotanjantları falan hatırlamıyorum ama. Bunlar ne işe yaradı hayatta acaba? Neyinize yaradı o tanjant, kotanjantlar şu dünyada? Şu işe yaradı. Ben mühendislik dediğimiz şey aslında bir problem çözme tekniği öğretiyor. Bütün mühendislerin kabul ettiği en önemli özellik bu. Bir bozuk bir şey görün, dayanamazsınız. Yani onun tamir edilmesi için bir şey yapmanız lazım. Problem çözme yeteneği geliştiriyor şey öğrenmek. Tabii ki analitik düşünmeyi öğretiyor. Şudur budur. Yani hayatta çok işe yarıyor. Fakat ben onu 4 sene okumak zorunda değildim. Yani o benim hatam artık ya da bizim hadi eğitim sistemimizin hatası deyip şeyi onlara atalım. Evet. Üniversite eğitim zaten orada aslında tek yani tam ne öğrendin değil de genel bütünü bir paket ya. Öğrenmeyi öğretiyor ya üniversite. Tabii, tabii. Ya herhalde gelecekte şimdi Finlandiya'da falan yapıyorlar. Yani çocukların eğitiminde iki tane şeyin dersinin verilmesi lazım. Biri dil eğitimi, öbürü de matematik. Bunun dışında her şeyin oyun, yaratıcılığı ortaya çıkartacak eylemler olması lazım. Yani çocuklara daha baştan hepimizin öğrenmesi gereken en temel şey dil ve matematik. Bunlarla gelişiyoruz. Ondan sonra kendi yeteneklerine göre çeşitli meslekler seçerler. Onları mutlu edecek şeyler seçerler. Yani ben hani mühendislik okuduğum için maalesef mutlu olmadım. Ama gelinen nokta bu. Mesela oyunculuk okunmaya da bilir miydi? Bence okunmalı. Yani ben oyunculuk okuduğum için çok şey öğrendim açıkçası. Tabii tabii. Yani ve bence oyunculuk okumak insanın gerçekten birçok dağarcığını geliştiriyor. Ben bir de çok kıymetli hocalardan oyunculuk öğrenme şansımız oldu bizim. Ben Özdemir Utku'nun öğrencisiyim, Hülyan Utku'nun öğrencisiyim. Varlamrel Nikolase diye bir Rus hocamız vardı. Çok kıymetli işte Grotowski'nin yanında, Barbu'nun yanında asistanlık yapmış Selda hocamız vardı. Yani çok değişik disiplinleri öğrenme fırsatımız oldu bizim. O yüzden de çok çok şey kattı bana oyunculuk. Bir kere oyunculuğun aslında bir meslek değil, bir yaşam şekli olduğunu öğreniyorsunuz oyunculuk okullarında. O yüzden ben oyunculuk okumanın bir oyunculuk yapmak isteyen insan için gerekli olduğunu düşünüyorum. Orada çok bambaşka bir şey öğreniyorsunuz. Yani orada sistemi öğreniyorsunuz, sahnede ne yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz, karşınızdaki partnerle ilişkinizi öğreniyorsunuz, konsantrasyonu öğreniyorsunuz. Ve dünyanın en kıymetli oyunlarını okuma şansı elde ediyorsunuz. Yani işte bizde sistem çok Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum ben 9 Eylül'den. Bizde çok sıralı gider. Yani Antik Yunan'dan başlarız biz. Ondan sonra işte dönem dönem ilerleriz. Yani biz birinci sınıfta Shakespeare veremeyiz. Birinci sınıfta sadece sessiz mimiklerle geçer birinci sınıfımız. İkinci sınıfta
tirat vermeye başlarız, o da sıralı vermeye başlarız. Yani yine tirat vermeye başladığında Shakespeare'le başlayamazsın. Çünkü der ki her işin bir sıralaması vardır. Bu işin sıralamasında da ilk önce antik Yunan'dan başlaman lazım. Büyük büyük oyunculuklarla başlarsın. Ondan sonra oyunculuğunu yavaş yavaş küçültürsün. Ondan sonra zaten televizyon oyunculuğu gibi bir şeye geçeceksen iyice artık oyunculuğunu minimalize etmen gerekir. İyice doğallaştırman gerekir. Çünkü televizyon çok küçük şeyleri de görür, tiyatro gibi değildir. Ve bu bir süreç ve oyunculuk biten bir süreç de değil. Her yaşta yeni bir şey öğreniyorsunuz. Her yaşta oyunculuğunuz o yaşınıza göre gelişiyor. Ben bundan 10 yıl önceki yani rollerimi izlediğim zaman burayı niye böyle yapmışım diyorum. Ondan sonra da diyorum ki o yaşta onu hayal edebiliyordum. Yani o yaşta ben o kadar düşünebiliyordum. Çünkü o yaşımın bana verdiği şey onu hissettiriyordu. Şimdi üstüne daha farklı hisler geliştirdim. Şimdi o hislerle artık çok daha farklı bakabiliyorum bir karaktere. O yüzden de o bitmeyen bir serüven. Ama temelinin alınması için ben oyunculuğun okunması gerektiğini düşünüyorum. Psikoloji okuyanlar da var aramızda ama reklamlar da var. Ya yalan denince aslında en büyük proje sizde Cıbık geliyor değil mi? Aa evet. Yalanın babası yani. Aa, ben evet, bilmiyordum hocam. Herkesin sahtekar olduğu, herkesin yalancı olduğu bir kasabada geçiyor hikaye. Zübük, Aziz Nesin Zübük romanının böyle yeni bir hafif değiştirilmiş bir versiyonunu, romana daha sadık kalan aslında bir versiyonunu yapacağız. Ali Sunal oynayacak. Kemal Sunal yerine. Evet. öyle bir, bu baharda başlayacağız. İlginç bir şey. Türkiye'deki bir Amerikan kasabasında geçiyor 1955'te. Herkes Amerikan hayranı ama herkes sahtekar. Kediler bile köpeklere pastırma veriyorlar geçebilmek için. O kadar çok teşekkür ederim Duygucuğum, sağ ol. Peki şimdi Mark Twain'de miydi? Galiba oydu. Çok teşekkür ederim. Neydi? Gerçek ayakkabısını bağlarken yalan dünyayı 3 kere dolaşırmış. Bu bence sizler için geçerli bir şey. Çünkü hakkınızda yapılan en büyük yalan haberler. İlginç. Mesleğinizin başı olabilir, başka bir şey olabilir, hayatınızı etkileyen, kafanıza takılan. Ben hemen başlayabilirim. Nesli Şah'la evlendik. 2 gün sonra sabah uyandık, boşanıyorlar diye haber vardı. Bunda daha büyük bir yalan olmaz ya. 10 yıldır evliyim. O zaman da öyle Instagram'da bu uyduruk magazin siteleri yoktu değil mi? Böyle gazete haberi. Gazete haberi. Gazete haberi. Üstelik televizyon manşeti sabah programlarında falan konuşulmalı. Öyle hani 3 hanımefendi oturup evet boşanıyorlar biz duyduk falan diye böyle gayet ciddi ya, ciddi anlattılar. Bence o zamanlar magazincilerin medyayı belirlediği dönemlerdi. Aynen. Tabii ki. Yani magazinci dediğin esas büyük, yalan olmazsa ilginç olmuyor yani. Hayır, onlar oturup yazıyorlar mıydı kafalarından? Yazıyorlar deyip onların neredeyse yazı kurulu var. Ne söyleyelim, öyle dersen olmaz. Bak ben geçen gün şöyle bir yalan söyledim, tuttu, onun benzerini yapman lazım. Evet. Şimdi tabii sosyal medyada yani bir şekilde insan, herkesin kendi bir platformu olduğu için hani belki de o kadar evet, artık eskisi işlemiyor. Gibi yok yani. Bir takım magazin programları vardı. Oturulur, seyredilirdi onlar. Ne yalan söyleyecekler? Bence yalanlar aynı şekilde devam ediyor ya. Bu değil mi bu alanda? Bana aynıymış gibi geliyor. Artık daha fazla koruyabiliyorsunuz yalanlara karşı. Çünkü dediğimiz gibi sosyal medya o kadar gelişti ki. Evet. Orada kendi bir kanalınız var. Oradan bu yalan kardeşim diye hemen açıklama yapabiliyorsunuz. Ama ondan önce kendinizi savunmak için İşte basının olduğu yerlere gidip kendinizi göstermeye yani çalışmanız lazım. Dert, doğru. Ya da dert, bilmem ne. Şey, yani şimdi en azından işte gerçekten şimdi sizi takip etmek ya da gerçekten öyle bir şey var mı diyen bir insan sizin sosyal medya hesabınıza bakıyor. Hemen açıklamanızı görüyor orada. O yüzden artık biraz daha işler daha değişti. Çok ilginç bir gelişme bu aslında. Yani bir vatandaş haberciliği diye başladı. Evet. Fakat ondan sonra işte bu teyit, ork bilmem ne herkes aslında o, evet bir sürü yalan var. Fakat dikkatli izlersen onların karşıtında da gerçeğin ne olduğunu söyleyenler var. Yani biz yalan mı tercih edeceksin, gerçeği mi tercih edeceksin? Bir
okuyucu için bir imkan var artık. Hocam artık bu 2000'li yıllardan sonra bilgide de aynı şey oldu. Yani şu anda bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız o kadar çok yalan bilgi var ki... Tabii. ...doğru bilgiyi seçmeniz lazım. Yani iyice araştırmanız lazım. Yoksa sosyal medyadan gördüğünüz bir bilgiyi arkadaşlarınıza satmaya kalkarsanız... ...doğruluğu çok tartışılır yani. Ama bak bu bir de yeni bir pratik doğuruyor. Sürekli bilgi arıyorsun. Evet. Yani eskiden yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz. Sürekli olma baba... Okumaya başlıyorsun. Yani. Mecbursunuz çünkü. Hani birazdan bir yandan eğlenmek için kullanıyorsun fakat bir yandan da bilgileri karşılaştırmak için kullanıyorsun. Aynen. Bence bu sizin gibi beyinler için geçerli. Bilgiye erişecek, doğru mu diye karşılaştırmalı olarak ortaya doğrusunu çıkarmaya çalışacak. Ama yani olması gereken şey bu. Ama, ama bak çok eğlenceli de bir şey. Evet ama. Çünkü arkadaşlarına hava da atabiliyorsun. O yanlış senin bildiğin. Çünkü aslında doğru kaynak burada. Evet, bu havalı bir şey ama işte bu çok az bir kesim için geçerli. Aynen. Çünkü o bilgiye ulaşmaz, umrunda değil o bilgiye ulaşmak. O duyduğunu paylaşarak orada bir gündem yaratıyor. Bir de böyle bir gerçeklik evet, var. Evet ama bak gene internetten bakın bir takım sadece köyde yaşayan mesela genç kadınlar var. Bir konuşuyorlar. O internet onların işine yaramış. Hem bilinçlenmişler, hem ne yaptıklarını biliyorlar, hem hala orada çiftlikte yaşamanın faziletlerinden söz ediyorlar. Yani her yere ulaşıyor bu. Tabii ki yani aptalın değişmesi çok zor. Yani bu bir insani özellik. Bazıları yapamıyorlar ama en aptalımız bile o sayede bir tık daha akıllanıyor. Yani ben internet devriminin medya, çok işe yaradığını düşünenlerdenim. Sosyal medya devrimi yani bence her devrim gibi zaten iki türlü yani bir, o da bir paket. Madalyonun o yüzü de var, bu yüzü de var. Zaten bütün endüstrilerde özellikle kreatif endüstrilerde de sosyal medya ilk çıktığı zaman bunun aslında demokratikleşme olduğunu işte dediğiniz gibi Tayland'dan adada yaşayan bir genç bir anda işte moda defilelerinin ön sırasında oturabildi çünkü sesini duyurabildi. İşte doğudaki bir kadın iş yapabildi, evet. Örgülerini satabildi. Aslında müthiş bir demokratikleşme oldu. Bir yanı da her zaman tabii dualite bir madalyonun diğer yönünde de bilgi kirliliği işte onun içerisinde hani daha doğrusu şöyle aslında vasatlığın yüceltilmesi çünkü yüzeysel bilgi, midyokrasi, vasatlığın yüceltilmesine bir kelime bulmuşlardı. Evet. Yani midyokrasinin şey olması çünkü aslında bir yandan da o dijital dünya belli bir yüzeysel bir standart getirdi. Daha işte sayılar öne çıktı falan. O yüzden de iki türlü yani avantajı ve dezavantajı. Ama tabii bir televizyoncu olarak sen negatif şeyleri anlatalım istiyorsan anlatabilirim. Yok canım öyle bir şey yok. Hayır. Kalbinizden ne geçiyorsa başımın tacıdır. Ama şimdi hepimiz her şey iyiye gidiyor desek çok sıkıcı olacak program. Ama niye öyle? Öyle olsun ya. Biz yakınalım. De iyi şeyler konuşalım. Ne fark eder ki? Senin hakkında yapılan en büyük yalan haber hangisini diye. Vallahi deminden beri düşünüyorum. Yani çok da öyle bir şey yok. Yani hani işte biriyle falan belki hiç alakamın olmadığı biriyle yazılmışımdır. Bak hatırlamıyorum. O Allah'ın emridir. O zaten onu saymıyoruz. Onlar oluyor bazen falan onlar olmuştur. Ama onun haricinde çok öyle bir şey hatırlamıyorum. Ya yani ben de bir dönem işte evliydim. O sırada benim de öyle bir tam sayfa bir boşanma şeyim çıkmıştı ama başka da bir şey hatırlamıyorum öyle çok büyük bir şey hatırlamıyorum. Bir de biraz hani yaş da ilerleyince, kariyer de ilerleyince, insanın kendine güveni de gelince, hayatta da işinde de gittiği yolun doğruluğunda bile çok da takmayabiliyor zarar vermediği sürece itibarına. Zaten takip etmemeye de başlıyorsun. Hani eskiden ilk başladığında böyle Interpress, Ajans Press her şey gelir falan. Abi onlar vardı. 15 sene öyle yani iyisini de şey yapmıyorsun kötüsünü de. Yani hani iyisiyle de hani coşup tepelere çıkmazsın. Kötüsüyle de tabii ki de etkileniyorsun şey değil ama o dengeyi buluyorsun tabii bir yerde yani. Ben sadece iyileri okuyorum kötülere asla bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. Hiç bakmıyorum yani anında yok sayıyorum. Evet. Seninle ilgili var mı yalan haber? Çok yeni çıktı. Bir ay önce falan oldu. Ay ne çıktı? Galata diye bir filmde oynamıştım. Ama o kesin yalan haber evet. Zaten. Ama ya. Çok ay bu kadar aramıştım. Neydi haber?
Seni Bitcoin'i bozdurduğun için boşamayan eşim bunun için mi boşayacaklar ya? Gerçekten. Ya bırak unutulması gereken şeyleri hatırlatıp durma adamcağıza. Galata'daki tırnak içinde cesur sahneler yüzünden boşanıyorlar. Ha. Diye evet tabii. Bir haber o da Allah'ın emri yani. Bir haber. Boşamaya meraklılar. Evet aynen bir istihar öyle bir şeyleri mutlu var. Mutlu evlilik işlerine gelmiyor kimsenin. Ya bir de cesur sahneler, cüretkar sahneler yüzünden boşamaya çok meraklılar. Evet. Yani Sarp öyle boşamışlar. Beni bir sebepsiz yere boşamışlar. Yani oyunculuğun ne olduğunu anlamayan aynen. Çiftler, eşlerden söz ediyorlar evet. Yani. Evet. Yani böyle bir oyuncuyla şey oyuncuyla evleniyor. Başına ne geleceği belli. Evet. Hocam sizin kim? Var mı? Hiç hatırlamıyorum ya. Ben sevilen bir insanım. Bugün Engin Altan düz yadını yaşadı. Sağlı sollu yemin ediyorum. Önce daha dakika bir gol bir filme en yakışan mı dedin? Evet. Ece'ye döndü filme en yakışan kişi sendin dedi. İkincisi ben sevilen biriyim dedi. Yani adam hem yakışmayan hem sevilmeyen biri. Niye? Ben bir de onunla ilgisi var. Ben yalan söyledim canım. Ne sevilmesi? Sen de bak gördüm. Hemen inandın. Yok inanma değil burada yani. İnanmıyor filme musun? Gerçekten en yakışan kim? Bütün doğrular burada konuşulsun. Ben bir filmeye daha yakışan Sarp. Yok ya Sarp, böyle Sarp ama çok yakışmış onu da söyleyeyim ben. Hani bir hani ben de oyuncu olarak katıldım tabii küçük bir rolüm var benim de. Fakat Sarp hakikaten o filme çok yakışmış. Yani Engin'in yakışması yakışmaması diye bir söz konusu değil. Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri benim gözümde. Şimdi Grotowski falan da çalıştığını öğrenince birden saygım da arttı. Ben de yıllarca Grotowski çalıştım. Ama ya Sarp... omuz omuduna çıkıyordum biliyor musunuz 19 yaşındayken? Ben de yapıyordum. Ay, aranızda ne konuşuyorsunuz biz bilmiyoruz. Bir bize anlatsanız nasıl bir şey bu? Grotowski çok ilginç bir tiyatro evet. Pedagogudur. Hani evet. İşte Stanislavski falan onlar daha bilinen şeyler. Ve bir böyle poor theater dedikleri yani fakir tiyatro dedikleri bir şeyin mucitlerinden. En önemlisi bir beden öğretmenidir. Yani oyuncunun evet. Bedeninin sınırlarını zorlayan. Teknikleri var. Hı hı. Çok hocam, ilginç teknikleri var. Çok kişiyi etkilemiş. Çok da nefret toplamış. Cheslak diye bir tane aktörü vardır onun başrol evet, aktörü. Canım, o neredeyse İnanılmaz delirmiş yani. Bir adamdı. Yani vücudunun evet. Her santimetre karesini kontrol edebilen bir aktör olabilir mi? Cheslak öyleydi. Galiba delirerek vefat etti. İşte onu diyorum yani. Evet çünkü aynen. O kadar zorluyor ki insanları. Bir tane çalışma şekilleri var. Her sabah o gün doğmuş gibi uyanıyorlar. Hiçbir şey bilmiyor gibi. Yani kalkıp her şeylerini tekrar keşfederek. Elim var, ayağım var, yürümem lazım, yürümeliyim, konuşabilirim. Her şeyi tekrar, yani yeni doğmuş gibi her günü öyle uyanıyordu Cheslak. Yani öyle bir çalışma metotları vardı. 15 yıl Hamlet çalıştılar. 15 yılın sonunda Hamlet çıkmadı. Yani oyunu koymadılar. Evet. Koyulamadı oyun yani. Çok ilginç. Ama 15 yıl çalıştılar. Bir en büyük özelliği benim yani ilgimi çekmesinin nedeni şu, Türkiye'de oyunculuk, Türkiye bir oyuncu cenneti. Ben böyle adlandırıyorum. Çok fazla oyuncu var ve hani yetenekli oyuncu da çok giderek de artıyor. Fakat beden kullanımı konusu okullarda çok az gerçek anlamda derinine girilen bir şey. Yani oyuncuların bedenlerini kullanması, onu da bir anlatıcı araç olarak kullanması çok az rastlanan bir şey. Onun için Grotowski çalışmak çok... Çok evet, faydalı. Fazla şey. İlerlememek lazım. Yok. Allah'tan öldü de. Yani çünkü gerçekten oyuncuların psikolojisini bozan teknikler de var. Gerçekten psikolojilerini bozan teknikler var. Eğitim teknikleri var. Oyuncular sürekli olarak tehlikede aslında. Evet. Yani rolleri çalışırken, sahne, özellikle sahne için tabii. O çok korunmaları gerekir, çok temkinli olmaları gerekir. Ara ara... En ünlü, en başarılı oyuncular bile onun için bir tür oyunculuk terapisine giriyorlar. Yani yeni bir hocayla bir daha çalışıyorlar. Bu çok güveni kırabilecek de bir şey bir tabii, tarafıyla. Tabii canım, tabii. Ece çok güzel bir şey söyledi, kültürle de ilgili bir şey diye. Aynı şeyi düşündüm çünkü. Evet. Yani bedeni şimdi... çok rahat kullanmamak evet. Bence kültürel biz bir şey. Biz mesela işte. Bu toprakları düşünelim. Tabii, haklısın. Dans edemiyoruz. Onun çok önemli. Geçtim hani oyuncu olmaktan, her noktanı kullanabilmekten, oralardan geçtim. Normal, biz dans edemiyoruz değil mi? Tabii, ayıp kültürü biraz çünkü bizim. Bedenimize hakimiyetimiz aslında yok. Özellikle kadınlar için çok geçerli. Tabii, aynen. Çok büyük yani bir tabuyla, yani kültürdeki o tabuyla hani... O kadar doğru ki dans etmiyoruz biz. Evet, yani evet. Bir
gece kulübünde de ben hiç dans eden insan görmedim. Evet. Bizde duran insanlar var. Hı-hı. Yurt dışında dans eden insanlar var. Evet. Daha rahatlar ve dans etmenin bir özgürlük olduğunun farkındalar. Bizde öyle şeyler yok pek. Çok doğru. Daha programa girmeden aynı şeyi Özlem'e söyledim. Burada mı Özlem? Dedim ki Özlem dans eğitimi almak istiyorum ama ne için? Ne için almak istiyorum? Böyle gece kulüplerinde falan böyle dururken elimde bardağımla şu ritim tutarak daha böyle şey estetik olabilmek için istiyorum dedim. Ya bunu bile beceremiyorum. Bunda şimdi sizin için dördünüz için hiçbir şey yoktur değil mi? Sizin için çok kolaydır bu. Ya ben dört yıl ders aldım. Ben bale eğitimi de aldım falan ama yani zaten severim. Ben de Bursa, lisedeyken Bursa dans yarışması birincisi olmuştum. Vay hocam. Hocam hangi dalda? Nasıl dans? Break mi? Break mi ne dans? Yok, rock and roll. Ece yaşlı mı dedin hocaya break dance? Break dance diye çok şey, benim abim yapıyordu break dance. O yılların şey. Ne var ya? O da bence bedene çok hakimiyeti gerektiren bir şey değil mi? Romanlar bayağı. Break dance. O bayağı spor neredeyse. Okulda falan. Hangi alandaydı birincilik? Ya öyle işte ne bileyim rock and roll dansları yapıyorduk. Ya bir kere birinci oldum ondan sonra dansmanız etmedim. Yani işte lisede oluyor, özeniyorsun. Kız tavlamaya çalışıyorsun. Kızlar seni tavlamaya çalışıyor falan. Arada dans ederek bir ilgi toplayacağını düşünüyorsun. Ama mecburen öğreniyorsun da bir işe yarıyor tabii. Biz böyle durmayı da çok bilmiyoruz. Sende dans var mı? Benim de bir... Galata filmindeki dans sahneleri. Galata filminde dans ediyorum bu arada. Aa. Evet, aynen. Hem de kılık değiştirerek. Neyse giremeyim. Şey var benim de bir tane kimsenin duymadığı dans yarışmasında birincini. Rüştü Paşa Mahallesi dans yarışması falan olabilir bilmiyorum ama Michael Jackson yapıyor. Evet. Bayağı ve böyle şeylerim falan böyle her şeyi yapmışım var. Ya bayağı yapıyorsunuz. Evet. Güzel. Bilmiyorum ne zaman yaptım. Yani evet. Ne şey cevherler var Türkiye'de. Rüştü Paşa Mahallesi dans yarışması. Böyle şeyler var. Vardır eminim yani. Kesin. Engin Altan Düz Yatan. Ben yani bir birinciliğim yok. Şimdiye kadar. Ama şimdi. Ama üniversitede biz de tabii 4 yıl bale ve 4 yıl dans dersi alıyoruz, hareket dersi alıyoruz. Size çok ilginç bir hikaye anlatayım. İlk İstanbul'a geldiğimde bir çocuk tiyatrosunda oynadım Küçük Prens diye. Orada da böyle bir dans sahnesi vardı. İstanbul Devlet Opera Balesi'nden Nur Hanım ve Nil Hanım bize dans çalıştırdılar. Ondan sonrasında da bir gün davet ettiler beni İstanbul Devlet Opera Bale'ye. Oyunculuğu bitirmişim, İstanbul'a gelmişim. 21-22 yaşlarındayım. Devlet Opera Bale'de bana rol teklif ettiler. Oh. Evet, fiziğin çok uygun. 6 ayda hazırlarız seni de. Ben oyuncuyum dedim. Orada dans çalıştırırlarken beğenmişler beni. Bacaklarım uzun, işte daha esneyimdir. Böyle hiç yani kendim vücudumu sertleştirecek sporlar yapmadım. Yüzmeyle uğraştım. Daha böyle hani uzun kas sporlarıyla ulaştığım için daha esnek bir vücudum vardır. Onların hoşuna gitmiş bu. Ve beni yetiştirebileceklerini düşünmüşler. Bana bayağı Devlet Opera Balesi'nde rol teklif etmişlerdi. Harika. Kulakları çınlasın şimdi istiyorlarsa. evet bir yeteneğim var ama hani dans etmedim. Yani ondan sonrasında da öyle şey yapmıyorum ama kendimi rahat hissettiğim yerlerde kendimi serbest bırakıp dans etmekten zevk alıyorum. Ya mesela benim görüntü yönetmenim Hayk Kerekosyan bana bir teknik anlattı. O Moskova Film Akademisi'nden, dünyanın en ünlü film okullarından birinden mezundur. Mesela reklam filmi falan çekiyor. Eğer diyalogsuz bir rolse, kısa filmlerde, reklam filmlerinde falan mutlaka bir baletle, balerinle veya baletle çalışıyorlar. Hı, çok hoş. Çünkü... Yani yürüyecek, bir şey yapacak, eline bir şey alacak, oraya koyacak. Bir mizansen var. Vücutlarına hakim oldukları için onların yürüyüşleri bile estetik bir şeye bürünüyor. İlla balerin gibi yürümüyorlar. Ama vücut hakimiyeti, refleksler, jestler falan çok ince ince ortaya çıkıyor. Yani bütün oyuncuların bunu tabii bilmesi, öğrenmesi, eğitimlerinde bunu sürekli hale getirmesi çok faydalı. Çok hastayım o yürüyüşlere. Vallahi. Değil mi? Çok çok şık olmuyor mu? Ece Sükan'da da o var. Kuğu gibi böyle geçiyor. Böyle
Güzel o geçiyor yürüyor. Yani. İnsan yürüyor, geçiyor. Önümüzden biz bakıyoruz. Yani öyle bir efekt yaratıyor. Filme yakıştı deyince biz burada şey oluyoruz. Ama benim konuğum, ben öderim. Yani tabii. Ev sahibiyim ben, siz konuksunuz. Başımın tacı haklısın, yani. Ben öderim konuğumu. Başka bir şey sor. Bütün araştırmalar göstermiş ki aslında en çok yalan tam da sizin söyledikleriniz sosyal hayatta söyleniyor. Gecikmeyle ilgili sosyal hayatın aksamaları üstünden söyleniyor. Evet, yetişmeye peki çalışırken. Ama hı-hı en çok ne söyleniyormuş biliyor musunuz? Ben asla yalan söylemiyorum. En çok bu söyleniyormuş. Ama hiç inandırıcı değil. Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi burada 3 tane erkek var. Kadınlara söylediğiniz yalanlar. Ama bunun içinde ne kadar güzelsiniz de olabilir. Benim var bir tane kadınlara söylediğim yalan. Kıskanmasınlar diye yalan söylüyorum. Yani korkuyorum ortada şu anda fol yok, yumurta yok. Korkuyorum. Bak ortada fol yok, yumurta yok. Ama diyelim ki birisiyle gördü seni. Hiçbir şey yok fakat kesinlikle kıskanabilir. Bunu bundan korunmak için yok şeye ben orada değildim. Hüseyin'e gittim. Yalanını söylüyorum. O kadar korkarım ki ben kıskançlık denen şeyden hiç hoşlanmam. Çok rahatsız eder beni. O kıskanmasın diye. Hani hiçbir şey yok. Ama diyelim ki o hanımla orada bir işim var, bir şey yapıyorum. Bunu söylemiyorum. Başka bir şey yapıyorum diyorum. Ama bu çok başıma geldi. Siz tabii hani bu konudaki dikkatiniz var ya, hoşlanmam bundan diye. 5 dakikada anlıyorsunuz bundan arıza çıkar çıkmaz diye. Tabii. Yani bakın bunda o potansiyel var, bunda yok. Evet. Ama yüzde kaç? Yüzde kaçımızda o potansiyel yok? Şey, kıskanma potansiyeli mi? Hmm. Kıskanmama. Ben bir örneğini görmedim henüz. Kadınlar olarak evet mı diyor? Hiç katılmıyorum. Ben görmedim, bana denk i̇şte gelmedi. İşte demek ki onu çeken bir şey var. Bir problem var çünkü. Şimdi genel olarak kadınların durumunda, yani kadınların hayatta kalması erkeklerden daha zor. Yani hayatta kalma içgüdüsü çok daha güçlü. Çünkü başlarına çok kötü şeyler geliyor. Onun için çok fazla koruma unsuruyla donatmışlar kendilerini. Evet, ama bu belki başka bir çağda değişir. Ama ikili ilişkilerde kişi biliyorsunuz ki kendi yansıttığını çeker. Yani kendinde olmayan ya da kendi yansıttığını ya da kendi enerjisinde olanı çeker. Ama başka bir şey daha var. Birçok erkek de başka erkeklerin o kadına yaptıklarının cezasını çekiyor. Ama yani öyle bir kadını sizin çekmeniz de sizdeki bir şeyi gösteriyor. Gösteriyordur da o evet benim hani enerji, frekans ve bilinç altından gelen mutlaka bir enerjiyi gösteriyor. Bir yandan gösteriyor ama kadınlar o kadar da içgüdüleri kuvvetli olmayabilir. Çünkü bir de tarihi anıların esiriyiz hepimiz. Yani sen babanla, erkek kardeşinle, ilk sevgilinle, ikinci sevgilinle yaşadığın birçok şeyi o erkeğe de taşıyorsun. Erkekler için de bir parça söz konusu ama kadınlar için çok böyle. Yani ben çok erkek arkadaşımdan, gayet medeni, kadınlara iyi davranan erkek arkadaşımdan beni eski sevgilisiyle karıştırıyor türünden çok laf duydum. İşte yani ben bunu ikili erkek ve kadın cinslerinin büyük kadim problemi olarak görüyorum. Kadınların problemi olarak değil. Evet evet, ama hani bu kişilerin kendi patternlarıyla alakalı bir şey. Yani şüphesiz ilişki patternı sizde demek ki hep bu böyle bir dikkat var. Böyle bir yerden açılıyor. Öyle konu mi? Bu hep oluyor. Hep benim başıma geliyor. Yalnız mıyım? Yani, çünkü evet genelleyebiliriz. Hani özellikle belki bu toplumda kadınlar falan daha öyle daha sahiplenici. Ama bu kişisel aslında çok bir şey. Yani kişi o toksik ilişkiyi mi seçiyor? Toksik olmayanı mı seçiyor? Hep o pattern'da mı kalıyor? Tabii, onu aşmış şey mı? Kendini geliştirmiş mi? Aslında değişken şeyler. Tabii vardır mutlaka. Yani toksik ilişkileri toksik dediğimiz ilişki türünü sürekli tercih eden, sürekli oradan beslenen insanlar var. Evet. Şüphesiz hepimizde böyle şeyler ara ara oluyordur. Aslında ben burada o kadınlara söylenen yalanlar derken daha gün içindeki masum şeyleri de kastetmiştim. Çok tabii. Aslında için çok güzel olmuş falan. Tam bu. Ya da mesela görüyorsunuz, ay ne kadar güzelleşmişsin gibi, bugün ne kadar hoşsun gibi. Onlar yalan gibi gelmiyor bana, onlar iltifat gibi geliyor. Yani hani onlar sonuçta karşınızdakine bir değer vermekle, ona onun iyi hissetmesini sağlamak için söylenen şeyler gibi geliyor ve bence
yapılması gereken şeyler. Yani bir kadına güzel olduğunu söylemek ya da yani gerçekten iyi hissetmesi için bir şey söylemek yalan gibi gelmiyor bana. Ben erkeğe de söylüyorum onu ve iyi hissetsin diye söylemiyorum. Gerçekten öyle düşündüğüm için söylüyorum. Evet, iyi bir şey söylemek çok var güzel bir şey. Önce de. Yani, bence de karşıdakinin yükseltmek güzel bir şey yani. Yani iyi gördüysem nerede ben Ezel Atay'ı, çok iyi gördüm. Hocam ya muhteşem olmuşsunuz, ilik gibisiniz derim yani. Dedim az önce mesela, hani bu kötü bir şey değil ki. Değil. Hatta bizim toplumumuzda daha çok olması gereken bir şey. Evet. Genelde sakınırız yani, evet. Genel çoğunluk sakınır hani güzel bir şey söylemeyi. Ama bu çok önemli yani. Sen yüksel, ben de yükseleyim. Sen parla, ben de parlayayım aslında. Win-win. Evet, sen biraz yalandan söz ediyorsun ama mesela ben zaman geçtikçe içtenlik denen şeyin çok böyle büyülü bir taraf, bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Çok can yakıcı bir şey. Mesela öyle. Nezaket dediğimiz şey, herkes nezaket, nazik olur. Fakat nezaket aslında içtenliğin gizlenmesi. Her şekilde gizlenmesi. İçten olamıyorsun yani, zarar görmesin diye olamıyorsun falan. Fakat bir de içten olmak var. Ondan tırsıyoruz, korkuyoruz ama çok iyi bir sonuç da veriyor. Yani bizim hani yalanın tam tersi içtenlik. Yakınlarınıza yapıyorsunuz, yakınlarınıza gösteriyorsunuz o içtenliği. Dayak atıyoruz onlara o içtenlikle neredeyse. Yani en yakın arkadaşınıza o içtenliği gösteriyorsunuz. Çünkü onun daha iyi olmasını istiyorsunuz. Evet. Orada onu yüceltmek değil derdiniz. Onun bir ders alıp daha iyi olmasını sağlayabilmek. Ona söylüyorsunuz ama şimdi hayatınızın üçüncü çemberindeki bir adama bunu anlatmaya çalışmak yani çok güç. Sadece bunu bilmekte fayda var. Yani içtenlik büyülü bir şey ve yapamıyorsun. Ricky Gervais'in bir tane çok ünlü filmi var. Invention of Lying. Yalanın keşfi diye. Orada bir dünya var. Herkes içten. Evet. Hiç kimse yalan söylemiyor. Sonra bir anda... Bu adam yalanı keşfediyor, para kazanıyor. Herkes içten. Kötü kötü konuşuyor. Çok çirkinsin ya, ben seninle olmak istemiyorum diyor mesela. Aslında evet, yani içtenlik mi o, gerçeklik mi? Hani benim için gerçeklik o. Tabii. Yani o gerçekliğin bir yansıması. Mesela ben çok yakınıma da, yeni tanıştığım birine de aynı gerçekliği göstermek istiyorum. Ben de. Ama gerçeklik sevgi barındırabilir hocam. Tabii. Yani bu hani Tatlı da olabilir o gerçeklik değil mi? Kırıcı kesinlikle. Ya da kaba olmak durumunda mıyız gerçek olacağız diye. Tabii yani nezaketin tersi kabalık değil zaten yani, içtenlik. Yani mesela sizde duvar var mı? Tanıyana kadar, samimi olana kadar. Yok, eskiden çok daha fazla vardı. Çünkü yani ne olursa olsun ben İstanbul'a göre bir taşradan geldim ben. Yani İzmir taşra sayılır yani. Yok, İstanbul'un canım, yanında. Yok yani hocam, İstanbul'da biraz daha gerçekten şey yaşıyorsunuz, daha samimi duygularla yaşayabiliyorsunuz. İstanbul, yani İzmir biraz daha böyle rahat yaşanan, biraz daha samimi yaşanan bir yer. İstanbul'a geldiğinde aynı samimiyetle davrandığınızda insanlara kırılmaya başlıyorsunuz. Ben ilk geldiğim yıllarda çok fazla duvar ördüğümü fark ettim kendime. Çünkü kendimi korumam gerekiyordu. Ankaralı olarak sen de yani, ben oldum. Ben yaşadım açıkçası yani o... Ve hatta yani gerçekten de çok kötü bir zaman geçirdiğimi hatırlıyorum. Yani kimseye samimi davranamıyorum. Çünkü işte davranırsam kırılıyorum ve o kırılmaktan o kadar çok şey zarar görmeye başladım ki duvarlar ördüm. Ve hani dışarıdan o zamanlar çok kullanırdı bu. Abi sen tanıdığımda hiç öyle bir adam değilmişsin. Dışarıdan hiç öyle görünmüyorsun ama sen bayağı tatlı bir adammışsın falan. Çünkü dışarıdan çok mesafeli, çok daha mesafeyle yaklaşan biri olarak görünüyordum. Artık öyle değilim. Yaşım ilerledikçe artık gerçekten hissettiğim gibi davranıyorum herkese. Duvarlarımı çok kaldırdım ama çevremi daha küçülttüm. Doğal olarak çevrem küçüldü. Eskisi kadar geniş bir çevre içerisinde değilim. Çok daha küçük bir çevre içerisindeyim ama çok daha samimiyim. Çok daha olduğum gibiyim, olduğum çevre içerisinde. Geniş çevre çok yorucu bir şey. Gençken lazım. Gençken. Sonra böyle... O ilk gençlikte o güzel oluyor. Açık bir çevreye açılmanız. Evet. Orada o çevrenin içerisinde birçok farklı insanı tanımanız. O insanlardan bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Bir süre sonra o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki artık teşekkür ederim. Daha fazla gerek yok galiba deyip kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz. Bu sefer
çevrenizi değil kendinizi tanımaya başlıyorsunuz. Bu sefer kendinizle derdiniz başlıyor. İşte o zaman da hayat keyiflenmeye başlıyor. Çok yani işte hayat o zaman başlıyor çok. Yani. Evet. Kendinle uğraşmaya başladığında, kendini tanımaya başladığında o müthiş bir serüven ve o serüven bitmiyor herhalde. Bu üretmek aslında insan hani kendini de üretiyor. Evet. Ece sen kırıldın mı? Çünkü ben şimdi sen öyle bakınca bana Ankara'dan geldik deyince mesela ben ne düşündüm sen öyle bakınca? Ben kırılmadım ya İstanbul'da. Ben de kırılma gibi değil ama şöyle bir şey yani Ankara'nın bir Ankara'da olmanın bir formasyonu var ya. Yani Ankaralılar aslında çok daha net insanlar. O aslında sizin dediğinize çok daha yakın insanlar. Alengir, deniz bilmez. Deniz yok ya sohbet ediyorlar böyle. Tabii. Hayır, biz deniz seyrederiz. Alengir, bilinmez, şey bilinmez. Çok daha net, düz. Hani hani herkes belli bir standart, bir formasyon sahibi insanlar olduğu için o alengir bilmezler. Ben de İstanbul'a ilk geldiğimde hakikaten o Bizans'a mı geldim gibi bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. İlişkilerde biraz o şeyi yaşamıştım. Ama çok da kolay hani zaten adapte oldum. Zaten öyle bir yapım da var yani kolay adapte olabiliyorum. Ama bir yandan da karakter olarak belki Ankaralı'nın verdiği ya da çok kişisel bir şey. Zaten böyle daha reserved derler ya öyle biriyimdir. Yani beni de dışarıdan gören aa ne kadar işte soğuk, cool ya da işte mesafeli gibi görür. Yakınıma çok yakınımdır ve hani ilk tanıdığıma da ben de öyleyim. Ama belki de o Ankaralı olmaktan, orada büyümekten, orada okumaktan hani gelen bir formasyon. Olabilir. Biraz şeyim vardır yani. Reserve olmak bu mesela bendeki vardır. Utangaçlıktır. Ben utanırım. Ha işte belki yani işte, yeni evet. Tanıştığımda utanırım. Hani böyle şey acaba yanlış bir şey söyler miyim ya da bir alanına girer miyim? Televizyon programında da oluyor. Bir çekinirim. Ben hala kızarıyorum. Ya. Evet hala kızarıyorum ve insanlar çok şaşırıyorlar bu özelliğime. Ya kızaran erkek candır. Gerçekten. Bir anda kıpkırmızı oluyorum. Aa utandın falan. Evet ya utanabiliyorum hala yani. Ne mutlu bana ki utanabiliyorum yani. Bir de neydi şurada ne yazıyordu Onur'um? Onur'um hayatımdır işte o zamanlar yazdırmıştım onu. Gerçekten İstanbul'a geldim ve baktım ki insanlar bir şeylere sahip olabilmek için çok onursuz davranıyorlar burada. Ve bir kitapta okumuştum onu. Bir şövalyelik yemeğiymiş o. Dedim ki ben bunu yazdırayım da bir gün onurumu kaybetmeyeyim gerçekten bu İstanbul'da. Yani aklımda olsun benim. Ama devamlı aynada bakman gerekiyor ona. Hocam dövme kazılı olduğu için. Görüyordur her şimdi gün. Gerçi, yani her gün görüyor. Daha yaşım ilerliğinde hala göbek yapmadım ama sonra ileride onu göbeğim hayatımdır olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Bir dakika onurum göbeğe ne kadar dönüşü diye baktım. Bir kelimeyi değiştireceğim. Evet. Sarp Bozkurt'un orada sessiz sedasız oturması beni korkutuyor yemin ediyorum. Hı-hı. Ya içinden şunu geçiriyor. Ben şu anda niye buradayım? Hayır, asla bu soruyu sormadım. Bir yerde bulunmamın elbet bir sebebi vardır. Sen öyle iltifat eden falan bir adam mısın? Ederim iltifat. Bence nazik olmak veya sevgiyi seviyorum yani. Sevgi bence çok küçümsenen bir şey. Bence her yani bilmiyorum ben sevgiyi çok seviyorum. Ve daha çok gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sevgiyi çok gösteririm. O yüzden keşke böyle sokakta da tanımadığımız insanlara da ne kadar güzel gözüküyorsunuz falan diyebilsek. Keşke yanlış anlaşılmasak bu yüzden. Çok daha güzel bir yerde yaşayacağımızı düşünüyorum. Ama ederim. Evet, o bende de var. Seviyorum insanları böyle. Hani sarılırım, severim, böyle gözüm dolar. Tanımam gerekmiyor. Onun hani varoluş şu hali ve yaşıyor olması, canlı olması yetiyor bana. Severim ama güvenmemi gerektirmez sevmem. Mesela onlar ayrı şeyler. Peki niye güvenelim ki durduk yere zaten? Yani ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Ortaklık mı kuruyoruz? Para mı veriyoruz? Niye güveniyoruz? Ama aynı şey vardır ya bir ilişkiye başlarken yani arkadaşlık ya da neyse filan. Güvenle mi başlarsın güvensizlikle mi? Ben full güvenle başlarım sonra tersi olursa olur. Yani güvensizlikle hiçbir şeye giremezsin, başlayamazsın yani herhangi bir şey hayatta. O önemli bir bence şey. Güvenmekten ne anlıyoruz ki? Güvenmekten ne anlıyoruz? Karşıdaki sana bir şey yapacak, kötülük yapacak, bir paranoya, bir şey ya bu iş böyle olur şöyle ya öyle bir şey değil. Yani bir insanla tanıştın bu illa ikili ilişki anlamında demiyorum. Arkadaşlık da olabilir, iş ilişkisi de olabilir, her türlü şey olabilir. Yani kendi özgürlüğünü ne kadar kısıtlıyorsun birinin yanında? Ben onu demek istiyorum. Ya başıma bir şey gelecek diye başlamam kendi olamama, evet. Başıma yani, bir şey gelecek diye başlamak mı yoksa full güven mi? Kesinlikle benim için de bu kendi olamama hali. Yani ne kadar söyleyeceğim sözü kaç kere düşünüyorum mesela. Yani doğru. Güvenmek ya da güvenmemek o.
Acaba benim söyleyeceğim laf ne kadar uzun, ne olacak o laf yani? Filtrelemek evet, gibi. Evet, filtrelemek gibi. Hareketlerimi filtrelemek. Tamam. Güven ondan bahsediyor. Kendine... Evet, olabilir. Düşündüm de yok. Ama vazgeçtim söyleyeyim. İnsanın içinin konuşması bence o aynı zamanda, değil mi? Bazen o iç almaz yani orada kendi olamama hali. Aslında bir şey vardır orada, bulunduğu yerde. Ben çok filtrelemem öyle konularda kendimi. Yani düşündüğümü genel olarak söylüyorum. Eskiden daha ben az söylerdim ama şimdi düşündüğüm bir şey varsa hiç sektirmiyorum yani, söylüyorum onu. Yani ben sana güvenmiyorum gibi mi? Güvenmiyorum değil, ben de Ece gibiyim yani, güvensiz başlamam bir hikayeye hiçbir zaman. Yani bir filme başlarken de ya da işte bir tiyatro oyununa başlarken de ya da kendime de güvensiz başlamam hiçbir noktaya. Yani bir işe başlıyorum, ya bu işi yapamayacağım galiba. Yok, ben bu işi yapacağım diye başlarım. Ya da işte bir arkadaşımla, dediğin gibi biriyle tanıştık. Ya bu adama güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim? Yok yani, bence iş tamamen pozitif bir yönelişle başlamalı. Ondan sonrasında karşıya göre... Kredisi düşer. Kredisi düştükçe kendinize doğru evet, azaltabilirsiniz. Ama her şeye başlarken bence, güne başlarken de olumlu başlamak lazım. Yani... Vay bugün başıma neler gelecek diye değil. Başıma ne gelecek diye değil, bugün güzel bir gün olacak evet, diye başlamak lazım. Ondan sonra gün güzel geçmez, bir şeyler olur. Bunları o zaman değerlendirelim. Neydi adamın adı? Her sabah uyanıyorum, parmaklarım var. Evet. Neydi tekniği? Yani Czeslak, Fred Grotowski'nin tekniği. Aynen, o aktör çok ilginç bir adam. Kalkıyor böyle, parmaklarım var, her şey sıfırdan evet, başlıyorum, yürüyebiliyorum. Çok acayip bir teknikmiş ama gerçekten. Gerçekten. Yani evet, hardcore metot. Evet, yani metodun onlar, bile şeyi yani. Japon metod. Kabukiler biliyorsunuz. Tabii. Bir de onlar kabuki onlar tiyatrosu da öyledir. Onlar da evet, öyle bir eğitimden geçiyor. Vücutla onlar da çok bağlılar. O bağlamalar falan da yapıyor. Yok, onunla bir İstanbul Devlet hatırlarsınız. Çayhane'nin oynadığı yıllarda İstanbul Tiyatro Festivali'ne bir Japon kabuki tiyatrosu gelmişti. O zaman izlemiştim. Yani iki saat falan sürmüştü oyun. İki tane samuray vardı. Biri sağda biri solda. Oyun bir yandan akıyor. O iki samuray iki saatte... Ortada buluştular. Yani adamın ayağı, yürüdüklerini anlamıyorsun onların. Yani oyunun sonunda onların yaklaştığını fark ediyorsun. Oyundan da dağılıyorsun çünkü diğerlerini izliyorsun. Adamın ayağı havada mesela 2 dakika kalıyor, 3 dakika kalıyor. Tek ayak üstünde şey de titremiyor. Onlar. Şimdi 3 dakika tek ayak üstünde kalırsan titremeye başlarsın. Nasıl bir beden kontrolüyse titremiyorlar ya. Müthiş bir şey tabii ya. Çok üst düzey beden kontrolünden bahsediyoruz. Tek ayak üstünde 2 dakika. Titremeden. Yani fark ettirmeden. Disiplini zaten. Ve hani o ayak buradan yavaş yavaş ilerliyor böyle ve işte o adım atılıyor ondan sonrasında. Ve bir adımın atılması işte atıyorum 5 dakika sürüyor. Yani şu anda şurada deneyesim geldi. Merak ettim böyle. Şu anda evde denemiyorsun. Evde evet ama topukluyla denenebilir. Sen yaparsın, titremezsin. Yok, o bayağı ciddi bir şeyden bahsediyor. Süreler. Hakikaten eğitimli olan bir şey. Yani. Tek ayaktayım şu an. Duramıyorum. Kaç kere düşüyordur. Evet. Kaç kere düşüyordur. Peki kendinize yalan söyler misiniz? Gençken belki. Ben söylemiyorum. Ben de söylemiyorum. Hatta dürüstüm fazla gerçekçi olabilirim. Yani o çok kötü bir şey ama insanın kendini yakalaması ya hani her zaafında. Evet. Farkındalık. Dürüst olmazsanız bence gelişemezsiniz. Tabii. Yani gelişmek isteyen bir yapıya sahipseniz her aynen, bir gün sonraya göre bir şey daha öğrenmiş olmak istiyorsanız hayatta, ya yani boş geçmesin istiyorsanız o gününüz, bence dürüst olmanız lazım kendinize. Ne disiplinle çıktınız hepiniz ya? Yok ya, bu bence bu işin psikolojisi biraz şöyle. Tabii ki yalan falan söylemiyoruz kendimize. Kendi kendimizi, yani ağzımızdan bir laf çıktığında o yalan olabilir de İçimizde biz onun ne olduğunu biliyoruz. Hı. Ama kendimizi kandırdığımız oluyordur. Yani yapabileceğim olacak. Hı. Ben demin iyimserlikten söz ettim ya. Yani o bir niyet var içinde, hı, bir arzu var. Sen o arzuyu yetenek zannediyorsun. Yani ben bunu yaparım diyorsun. Onu arzu ediyorsun aslında. Hı. Onu yapmaya aslında gücün ve bilgin ve tecrüben yok. Böyle özellikle gençlikte bu çok oluyor. Çok. Yani biz kendi arzularımızı, isteklerimizi kendi kabiliyetimiz zannediyoruz. Yani yanılıyoruz, yalan söylemiyoruz da yanılıyoruz büyük ihtimalle. O zaman şöyle sorayım, çok güzel bir başlık bu. Evet. Yani evet, gençlikte kendinizi kandırdığınız konu neydi?
Bu yeteneğinizle ilgili olabilir, hiç aslında yapamayacağınız bir iş olabilir, bambaşka bir ilişki olabilir. İlişkilerde çok kandırmışızdır canım kendimizi. Fulala filan. Kesin, yani ikili ilişkilerde, ilk aşkında filan kesin çok kandırmışızdır. İşte bu sonsuza kadar sürecek. Klasik. Tabii. Yani onlar kesin olmuştur da başka ne olmuştur düşünüyorum. İşte ya ben bunu harika yaparım, bu işe yeteneğim var deyip çuvallama hali. Ben mesela sporda öyle zannediyordum. Yani milli takıma kadar, milli takıma seçildim. Yani oraya kadar devam etti spor hayatım. Ve hani ben onu müthiş yaparım zannediyordum. Handball. Kolum çıktı son maçta ve spor hayatım bitti. Yani spor hayatım bitmesi de saçma. Çünkü gerçek bir sporcu o kol mol o iyileşir devam eder. Yok orada değilmiş arzum. Evet. Orada değilmiş. Evet bir arzu. Yani toplumsal bir kabul alanı var. Mesela ona özeniyorsun. Oraya girişiyorsun. Ondan sonra giderek senin için o toplumsal kabul önemini yitiriyor ve birden fark ediyorsun ki esas istediğin şey o değil. İnsanın kendinin neyi arzu ettiğini öğrenmesi, gerçekten derininde ne istediğini bilmesi o kadar kolay bir şey değil. Evet, yanılıyoruz yani. Deneme yanılma ama tabii, bir yandan da. Deneme yanılmayla. Ay Sarp Bozkurt'u konuşturamıyorum. Bana yardım edin ne olur. Çok çaresizim şu anda. Yok ben yani boşluk buldukça araya girmeye çalışıyorum. Evet çenebazlar boşluk, boşluk bulamıyorum diyor. O kadar hayır, çok konuşuyorsunuz ondan, ki boşluk bulamıyorum. Yani, bugün pot üstüne pot Sarp. Ya bu insanların yanında benim konuşmam. Bak yani, şimdi. Bak. Aa aşk olsun. Evet, aşk yani olsun. Kendimi yetersiz insan. Hissettiriyorsun bana böyle davranarak. Hayır yani daha tecrübeli insanlar ve bu konulardan konuşuyoruz falan. Ne konuda tecrübeli falan. Ya? Hayat konusunda. Ya, bak Allah aşkına yani. Şu an şey gibi oldu. Close yaşlı dedin. Hayat tecrübesi ayağına bize yaşlı yani, dedin. Bayağı hocam bildiğin yani üstümüze. Hele bana bakarak söyle. Çam üstüne çam deviriyor. Vallahi. Bu arada şey seyretmiş, bilmiyorum seyrettiniz mi? Bir Düşüşün Anatomisi. Abi. Bir ben görmedim. Ben de. Anatomisi. En iyi yabancı film. Neydi? An Anatomy of a Fall. Aa tabii canım. Çok özür dilerim Ece ya. Ben ama sen de seyretmemişsin. Öyle bir tabii canım dedi ki yani. Bir şey çok seyretmeyen bir insan yani. Onu seyretmeyenlerle şu an bilmiyorum ne yapacak. Ben biz kalkalım mı? Şey diyeceğim. Gerçekten. Yani hayatımda izlediğim en iyi filmlerden ve oyunculardan evet. biri. Ve ben orada çok sorguladım. O filmi izledikten sonra yani hikayede şöyle Sandra bir şey Miller. Var. Ne o aman ya? Allah. O ne aman ya? Allah. Hiç bilmiyorlar. Oh biz de onlar tek tek konuşuyorlar. Evet, aman Allah. Ondan sonra. Hiç hissediyorum kendimi. Ama izlemiş olabilirsiniz. Emin misiniz? Yok eminim. Geçen kış gösterimde. Şimdi eve giderken izleyeceğim. Yolda yani, açacağım. Şeyde Oscar'ı evet. alamadı, Golden Globe'u aldı mı? Geçen yıl mı? Golden Globe'u bilmiyorum. Şöyle bir şey, bir evin ikinci katından bir adam düşüyor. Ay, kadının kocası, hayır şeyi anlatmıyorum. Kadının kocası düşüyor. Çocukların da böyle bir hafif bir görme engeli var. Ve düştü mü kadın mı adamı itti üzerine bir mahkeme kuruluyor. Ay, ve burada işte tam yalan gerçek kısmında beni aydıran bir şey, bilmiyorum aynı yere mi takıldın. Gerçeğin bilinemediği yerde o boşluğun varsayımla doldurulması ve bununla yeni bir kurgu yaratılması. Ve bence ya bilmiyorum ya bu dünyanın olan, şu anki evet, postmodern dünyanın tam olarak gerçekliği bu. Hepimiz varsayımlarla yeni kurgular yaratmıyor muyuz? Aslında bu da yalanın bir tarafına ya da gerçekten uzaklaşmaya girmiyor mu? Buna komplo teorileri değil hayatınızda ya o gün yoldan size selam vermeyen birininle ilgili ya kim bilir ne tür varsayımlarda bulunmak deyin. Deyin de deyin. Mutlaka boşlukları kendimiz dolduruyoruz tabii ki. Yani bir hikayeyi nasıl, hangi parçalarını okuduğun ya da hangi parçalarını gördüğüne göre değişir o hikayeyi kendine göre değerlendirmen. Ve herkes aynı hikayeyi çok farklı yerlerden görüp çok farklı hikayeler kurabilir kafasında. Bu bence Engin'in söylediği ya da Altan'ın söylediği şey. Altan egosu. Bence yani sen dedin yani bu çağın dedin. Hayır bu bütün çağlarda geçerli bir durum. Biz gerçeği bilemediğimiz yerde aslında hikaye anlatıyoruz. Evet. Ve o hikaye aslında bize bugün yaşayanlara bir boşluk var bilmiyoruz. Selçuklu döneminde geçen bir olay anlatacaksın. Ne yazısı var ne bir şey var. İki tane ağanın arasında geçen hikaye olaylar var.
Bilemiyorsun onu. Akıl yürütüyorsun, başka şeylerden bilgi topluyorsun. O sırada şu tür yemekler yeniyormuş, o zaman şöyle bir zehirlenme oluyor diyorsun falan filan, bir hikaye kuruyorsun. Önemli olan tek bir hikaye olması, olmaması lazım. Yani aynı anda, aynı durum için 5-6 değişik hikaye anlatılsa biz daha doğru bir fikre, o boşluğu daha doğru doldurabilme imkanına sahip oluyoruz. En tehlikelisi bir bilmediğimiz bir konu hakkında tek hikaye olması. Resmi tarih gibi. Aynen. Ben hocaya şu konuda çok katılıyorum. Yani insan bence bundan 5000 yıl öncesiyle şu an arasında insanda değişen bir şey yok. Teknoloji değişmiş olabilir ama hatırlarsınız hocam, hangisi kimin diye hatırlamıyorum. Ya Aristo'nun ya Sofokles'in bir tane sözü var. Gençler çok bozuldu diyor. Yani şimdi affedersin, milattan önce 1500'de gençler çok mu bozuldu gerçekten? Şu anda da bizde hala gençler çok bozuldu. Z kuşağı falan. Naratif aynı. Ha, hiçbir şey değişmedi. Çünkü o dönemki insana göre evet, o dönemki gençler bambaşka bir yere yönelmişlerdi. Çünkü gençler, bu dönemdeki gençler de bambaşka bir şeye yöneliyorlar bize göre. Bize göre bambaşka bir şey yaşıyorlar. Ama insanın doğası bence değişmiyor. Yaşadığımız şeyler değişiyor, çevremiz değişiyor, belki teknolojiler değişiyor. Ama insan doğası bence çok da değişen bir şey değil. Bir de hakikaten yani hiçbir yaşlı da ben gençliğimde çok bozuldum demiyor. Evet. Yani onlar hata yapıyorlardı, düzelttik diyor herkes. Ve nitekim bakıyoruz dünyaya. Herkes daha uzun yaşıyor, daha sağlıklı yaşıyor, daha bilgili. Okuma yazma öğrenmiş herkes. Aynen. Geçmişe o kadar tapmak tamam, doğru değil. Bu çağın sorunu değil, bütün çağların sorunu. Evet. Ama bu çağda da hani 7-7-7 oldu, ben buna inanıyorum. Ya bir fikir var orada, inanmak ne ya, dinden bahsetmiyoruz. Ben bu olayın böyle olduğuna inanıyorum gibi konuşmalar. Yani evet, zemin kaymadı mı Sarp Bey? Konuş be kardeşim. Senaristsin işte, anlat hikayeyi. Ya sadece sizin yazdığınız filmlerden bahsedelim Sarp Bey. Hayır, ben tam tersi diğer şeylerden bahsetmeyi çok severim aslında. Ne bileyim, belki günümde değilim. Yok bilmem. Gömlekten olabilir mi? O, kesinlikle. Ben sana söyledim, evet, gömlek giyecektim. Yani pembe atlet falan giyseydim en azından. Salmaya çalıştım ama. Tam ağzının içine bakıyorum. 1,5 milyon dolar diyorum Sarp Bey. Ya biraz hani son dönemin bu işte, evet, inanışları. Bir, hep böyle bir başka güçler. Nazarın değmesi, 7-7-7'ler oldular. Hı-hı. Sanki böyle bir ilahi güçlerle bunlara inancın ön plana çıkması. Var mı sizin filminizde bilmiyorum ama. Bu arada film bugün vizyona girdi. Dünya Varmış filmini lütfen gidin izleyin. Kapıları, bacaları yıkın. Gidin biletinizi şimdiden girin, online alın. Çünkü ya şu filmlerde Allah rızası için 2 haftadan fazla vizyonda kalsın, ne olur. Evet. Hatta ben burada bir filmci olarak şey yapalım. Yapımcıların ve sinema salonu sahiplerinin acilen bir kampanya başlatması lazım. Sinemaya gelin kampanyası. Davet ediyoruz, size şunları sunuyoruz diye sinema seyircisini tekrar salonlara çekmeden bu sene 300 tane sinema filmi yapıldı. Of. 300 tane bu ekonomik krize rağmen. Ve bunların 200'ü sinemada yer bulamayacaklar salonlarda. Çünkü güvenmiyor seyirciye salon sahipleri. Yani seyirci bunu istiyor diyorlar, bunu istemiyor, bu tür filmleri istemiyor diyorlar. Bakıyorsun, aha, istiyor dedikleri film 5000 gişe yapmış, 4, onların da kafası karışık. Tek çare sinemaya seyircinin tekrar hücum etmesi, dediğin gibi sen davet ediyorsun. Ama aslında bizim büyük bir kampanya, bizim sektörün bir kampanya yapmasına ihtiyacımız var. Birer çeyrek altın versinler gene. Tamam. Nasıl gidiyoruz bakın, birer çeyrek altın. Atlamış. Sarp her gelene bir bitcoin versin. Evet, zaten bu konuda gönlü bol belli ki. Gönlü bol önce kazansın. Sarp'tan birer bitcoin her gelene. Belki evimi değil de Türk sinemasını kurtarmaya. Biz böyle konuşuyoruz kakara kikiri. Ali Adnan Özgür yönetmenimiz evde tır 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 bekliyor yani bugün gişe, aynen, ne olacak, evet, kaç kişi gelecek, aynen, kaç şey olacak diye. Aynen.
Ve şimdi bugün girdi ya mesela pazartesi heyecanlı bir bekleyiş olacak değil mi? Hafta sonu ne olsun? Pazartesinde öğrenmeye başlıyoruz. Öyle mi oluyor? İlk geceden sonra ikinci, üçüncü gece genelde 3000, 5000, 7000 kişi en fazla daha fazla olarak akar pazar gününe doğru. Bir matematiği görürüz bugün. Ya hadi bir el atın da şu yarın akşam bir baksın ki programda izledik olsun, havamız olsun şurada. Evet. Gittiler bütün kanallara, bizimki böyle yükseltsin. Evet. Havalar da soğudu, sıcak sinema salonları. Ay çok güzel ya, tam sinema hep birlikte sinemaya gitmenin zevki. Bu kadar emek var, bu kadar değerli isim var. Perde önünde, arkasında. Değil mi? Daha ne yapayım ya? Çok İBAN'ımı vereyim mi? İBAN'ımı vereyim mi Sarp Bey? İlk başta dediğim gibi de sizin programa geldikten sonra hep bir şeyler oluyor. Ya inşallah buradan çıkınca da. Şimdi reklama bir 7 dakikamız varmış. Ece Sükan Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya mıydı Ece? Yok nereye? Uçağı var Ece'nin. Neyse uçağı nereye var gidiyorsan. Ece'nin uçağı var. Ece bizden ayrılacak bu reklam arasında ama ayrılmadan o buradayken sormam gereken bir şey var. En büyük yalanlar da sosyal medyada söylenmiyor mu Ece? Filtresinden tut da pek çok konuda. Evet. Orası bir matrix şey oldu. Evet. Şey artık gerçeklik karıştı kaydı dediğiniz gibi ve ama şöyle bir şey de var. Zaten şu anda aslında şu kuantum muantum bilmem ne filan gerçeklik nedir diye de sorgulanıyor ya. Aslında hangi gerçeklik? Hani bir hikayenin üç tarafı vardır. Benim tarafım, senin tarafın, bir de truth, hani bir de hakikat derler ya. Şimdi ama hakikat çağına girdiğimize inanıyorum ben, bu altın çağı ve hakikat çağı. Yani bu bütün işte bu metaverse, matrix, bu sosyal medya, dijital devrim falan olacak, kalacak, daha da güçlenecek. AI, yapay zeka, dün onu konuşuyorduk falan. Bunların hepsi olacak. Ama bir yandan da hakikatin de aslında kutlandığı ve artık hakikatsiz hiçbir şeyin olmayacağı bir çağda olduğunu, ikisinin paralel olarak gelişeceğini düşünüyorum. Ama evet, sosyal medya yani şu anda ne olursa olur bir platform oldu. Ama okey, yani bu da okey. Şu anda bunu da görmemiz gerekiyor. Yani bu bir tarafa giderken bir tarafta da işte etki tepki, bir tarafta da aslında hakikat dediğimiz çağ yaşıyor olacağız. Bu girdiğimiz eranın o olduğuna inanıyorum ben. Hem bu taraf bir metaverse, işte yapay zeka, bunlar ilerleyecek. Hem de gerçekten bir hakikati bulacağımız her anlamda. İnsanların içinde kolektif olarak, özellikle farkındalık olarak ve de birçok şeyde böyle paralel giden evrenler yaşayacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar derin derin anlatsan ya. Çok merak ettim. Filtre yapıyor mu bacım? Ben ama buraya gelmeye çalışıyorum. Metaverse bile. Ben yalan söyleyeyim. Hiç filtre yapmıyorum. Tabii arada yapıyorumdur yani ama yok öyle şey. Ya ben bir de moda editörlüğü falan da yaptığım için öyle hani şey cahilce yapmıyorum diyeyim. Yaptığını anlamazsın. Herhalde. Yaptığını anlaşılmaz. Herhalde. Yani. Böyle bel kaymıyor yani arkadaki görüntü olarak. Duvar başka yerde. Hiç yapmıyorum. Yani o doğallıkla arası olabilir. Bel karaciğeri yapışmıyor yani. Bizim mesela şey şimdi benim yaş grubumda daha bekar arkadaşlarım çok. Onlar böyle buluşmaya gittiklerinde nasıl gidiyor falan diye mesaj atıyorum. Dolandırıcılık diyor. Hani neye geldik, ne çıktı karşımıza falan. Nitelikli peki, dolandırıcılık. Aynen, nasıl dolandırıcılık diye soruyorum. Nitelikli ya da yani okey falan diyor. 1.50 boyunda 1.75, 1.80 görünüyor. Evet aynen. Ya başka bir insan ya, başka bir insan evet diyor ya. Evet, avatarını diyorlar oluşturdu. Herkes kendi avatarını oluşturdu bir şekilde aslında. Çok manyak bir dünya yaşıyoruz düşünürsek. Herkes olmak istediği bir avatar yarattı yani sosyal medyada düşünürsek. Bir şey değil mi? Çoğu değil insan mi? Da aynı kişiye benzemeye başladı. Evet, zaten işte yani avatarların da daha çok bir benzer. Orijinalliğini değiştirip bir tane bir model var. Kimse o artık. Evet. Ona benziyor giderek evet falan. Şöyle bir hikaye vardı. Estetik ameliyatların ilk çıkış hikayesi. İnsanları tek tipe, tek tip haline getirmek ve gelecek olan robot sistemini alıştırmak. Evet. Bu da konspirasyon. Çok iyi evet, komplo teorilerinden bir tanesi. Böylece aynen böylece yani genel olarak estetik yaptıran kadınlarda böyle bir aynılaşma öyle söz konusu ya. Doğal olarak da robotlar da geldiğinde siz tek tip bir hikayeye daha alışık bir arkadaş matematikle geleceksiniz diye bir komplo teorisi okumuştum zamanında.
Ya bir dakika, o zaman şimdi kadınlar tek tip olup erkekler farklı farklı tip olunca gelen robot da kadın olup bizim yerimizi mi alacak? Bir korkun. Ona göre davranın. Şimdi, burada yani konu erkekleri alıştırmak mı? Tamamen bizim için. Ben yazmadım teoriyi. Ben yazmadım deyip çekilemezsiniz şu anda. Gecenin bu yarısında bütün kadınların uykusu kaçtı. Evet, yani bu çok derin bir konu aslında, çok düşünüyorum. Çok mesela şöyle bir deney yapabilirsiniz. Bu artificial, sanal zekalar var ya şimdi, AI'lar. Oraya güzel kadın tanımı yapın. Ama 100 tane. İnanılmaz derecede birbirine benzediğini göreceksiniz. Evet. Doğru. Güzel tanım, kadın tanımını belirleyen bir kültürel emperyalizm var. Var. Evet. Hani bunu siyasi bir kavram gibi görmeyin. Çok ama doğru. Kim en çok güzellik tanımı üretiyorsa herkes ona özeniyor. Bundan kurtulmamız lazım. Evet. Ama kadının belli bir burun tipi. Substance filmi işte. Aynen. Substance filmi, Demi Moore'un filmini izlediniz. Ne evet, şahane film. Ha, inanılmaz bir film. İşte yani kadını genç kalması ve güzel kalması üzerine yapılan baskı yani çok güzel anlatmış kadın yönetmen de, alın size demiş yani, böyle Tarantino gibi basmış yani konuyu ama evet. Şey gerçekten öyle yani, kadının üzerindeki baskıyı düşünürseniz inanılmaz bir baskı var yani, öyle olmasın böyle olmasın, genç kalmasın. O baskı var mı, o baskıyı kadınlar kendileri üzerinde hissediyorlar mı? Yani birileri size bu baskıyı yapıyor mu, yoksa siz o baskıyı kendi üzerinizde öyle mi hissediyorsunuz? Öyle gelip sabahları gelip biri yapmıyor ama o sistem... evet, sistem bir bombardıman var. O sistem, evet, o sistem dahil olmak zorunda değilsiniz. Filmde yani, sonuçta... de ama kadının yerine hemen birini işte işi televizyonda iş yapıyor. Hemen işte genç birini buluyorlar ondan sonra, ki kız, kadın çok güzel, çok hoş, çok başarılı olmasına rağmen yani hep bir alternatifin geleceği korkusuyla film Substance'ı izledin mi? Evet. Allah'tan izlediğim bir tane şey. En azından rezillik izlemedim ama hikayesini biliyorum. Hocam siz de bunu izlemeyin lütfen. Aa, yani izlemediniz bir eşitlik olsun masada. Yok yok. Ya öyle çok meşhur bir, bileceksiniz marka söyleyemediğimiz için, bir giyim markasında olaylar çıktı ya, tek tip kadın tipi diye. Hep defileleri iptal oldu, evet, bilmem evet, ne evet, oldu. Evet, neden evet, hep evet, kadınlar evet, bu kadar evet, inceler ve bu evet, kadar bilmem neler ve aynılar. Hiç biraz daha kilolu kadın yok mu ama... Kadınların güzellik anlayışı da değişiyor. Rönesans'taki kadın güzellik anlayışı bambaşka bir anlayıştı. O zaman orada daha... tombulluk, sağlıklılık sayıldığı için, sağlıklı da güzel olduğu ve için hani, bambaşka. Tombul bir kadın işte daha böyle bir kadın işte daha iyi bir çocuk doğurur algısı var, vardı yani, erkekte. Tabii. O yüzden de böyle bir algı vardı. Şimdi daha zayıfladı kadın. Şimdi daha bir şey ama bu da işte tek tipe doğru götürüyor insanı. Allah'tan aslında... erkekler böyle çeşit çeşit hepsine şey, ekmek var. Evet, evet. Ekmek var mı dedi, ben şimdi iki tane kadın olunca masada, şimdi birisi de Ece Sükan olunca tabii ki doğal olarak kadın güzel tanım, kadın yani güzel kadın tanımı Ece Sükan üzerinden yapılıyor. Allah'ıma şükürler olsun ki onun uçağa yetişmesi gerekiyor. Ece Sükan. Ya, sen de gayet fıstık gibi kızsın. Ece Sükan gidecek. Ben burada bu üç iliğin içinde tek kalacağım. Ece çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir programdı. Çok güzel sohbetti. Herkese çok teşekkür ederim. Sabah 4.30'da havaalanına yolcuyum. O yüzden... Tamam. Senden ayrılmak zor ama. Seni de uğurluyoruz reklamlar. Peki Ece Sükan gitti. İnsan bu kadar ikiyüzlüymüşüm. Oh gitti. Tek kaldım burada. Sarp gerçeği söyle artık. En çok da zaten Ece yakışmıyordu. Neyse gitti. Sarp kötü artık şurada. İzleyeceğim dedi ama bence izlemiyordu. Tabii ki. En çok kim yakışıyordu filme? Ben çok ciddiydim ya. Çok özür dilerim. Vallahi şey yani... garip bir dünya ya, o böyle ne bileyim dik duruşu, dışarıdan soğuk gözükmesi falan filan. O yani garip çok dünyaya mı en yakışan oydu? Evet. Gerçi söyledik, rahatladık. Evet doğru, hakikaten garip bir garip bir karakteri oynuyordu zaten. O zaman hemen kendime pozitif puan alayım.
Senaryo okur okumaz Ece benim aklıma geldi. Doğru. Aa, evet. Bir dakika. Yani daha okur okumaz dedim ki bu Ece Sükan yani. Biz de arkasından konuşuyoruz da güzel. Sonra bir de bazı küfürleri falan da azaltmışsınız değil mi? Evet. Bir, yani gereksiz olanlar vardı. Hı-hı. Hani bizim Türkiye'de Türk erkeklerinde böyle hani noktalama işareti yerine kullandığımız küfürler vardır. Hani nokta koymayalım da küfürle bitirelim dediğimiz şeyler vardı. Biraz daha fazlaydı onlar. Gerek yok onlara. Yani evet hayatın içinde var. Evet biz sinemada hayatı bir ayna olarak, hani sanatı bir ayna olarak değerlendirebiliriz. Bunları gösterelim, göstermekten kaçmayalım. Ama abartmayalım da. Yani hani tamamen aynısını da yapmak zorunda değiliz. Gereksiz olanlar vardı ve onlar çıkınca bence biraz daha rahatladı film. İlk başta tabii ki onlar bu gözle bakmamışlardı. Ben okuduğumda benim gözüme çarptı gerçekten gereksiz olanlar. Ve söyledim, dedim ki bakın bunları çıkartalım, bir de böyle okuyalım. Çok daha farklı bir şey hissedeceğiz. Onları çıkardık ve dediler ki abi evet gerçekten dediğin doğruymuş. Yani birçok şey aslında gereksiz. Hani biz söylüyoruz diye onu da yazmışız dediler. Şu anda biraz daha steril diyebilirim diğer ilk okuduğum haline göre. Sterillik daha mı zor oluyor aslında onu sağlamak? Ya sterilliği abartırsanız sıkıcılaşıyor. Evet bence. Yani bir kere biz daha sahici karakterler, sahici diyaloglar, her gün duyduğumuz şeyler duymaya çalışıyoruz. Onlar aman ayıp olur diye kıstıkça aslında sıkıcılaşıyor. Bunun bir dengesi var ya. Yazarlık da zaten bu dengeyle ilgili bir şey. Yani iyi bir yazar bu dengeyi koruyor aslında. Yani sterillik gerekli değil. Ben gerekli olduğunu düşünmüyorum onun. Yakışmıyor olabilir. Yani fazla abart, küfür, argoyu fazla abartmış olur. Bu kelimeler daha doğru. Yoksa bir yazar, bir hikaye anlatıcısı öyle steril olayım diyorsa bir şeyden korkuyordur. Yani hikayeye o da yakışmıyordur aslında ama aman ayıp olmasın bizim sektörümüzde de, bizim toplumumuzda da bu el alem ne der meselesi baş belası. Yani özgürce yazmayı, özgürce hikaye anlatmayı engelleyen bir şey aslında bu düşünce şekli. Ama yani hani sırf güldüreyim diye argo konuşmak da hikayeye ters. Hepsi bir denge meselesi. Maalesef yalnızca denge diyebiliriz. Ama yine de Sarp, yazarken çekinmiyor musun linçten? Ya çünkü bir kez herkes alıngan ya toplumda. Yani bir şey oraya yazdığın zaman bir kesim buna alınabiliyor. Bir şey çıkarabiliyor. Ya nasıl biri için bir şey yapmak yanlışsa biri kırılmasın diye bir şey yapmamak da yanlış bence. Yani hani sanatın doğasına ters olduğunu düşünüyorum. Yani senin bir düşüncen varsa ya da söylemek istediğin bir şey varsa bence bunu söylemelisin. Bundan kaçtıkça yapay oluyorsun. O zaman kendin olmadığın için daha çok gol yiyecek alan bırakıyorsun kendine aslında. Ama kendin olmak da yürek yemişlikte eşdeğer ya bugün. Yani ne yapacağım? Yani çare yok. Ne yapalım? Korkunun ecele faydası yok diye bir laf var. Yani hele sanat icra ederken yani korkak oluyorsun canım, adın korkak oluyor sonuçta. Hani tamam yapmamış olabilirsin ama aslında yapacağın şeyi iyi yapmamış oluyorsun. Sizde ne dedikodular vardır ya. Ne dedikodu, nasıl gömüyorsunuzdur. Şöyle gördün mü onun işini? Orada bak böyle değil mi? Vardır yani. Olmaz. Şimdi bizim için söylüyorlardır işte. Ve bak ne de demişler. Bizim mesleğimiz öyle başladı. Yani insanlık ilk varlı olduğunda dedikoduyla ancak hikaye denen şey doğdu. Yani morg iki tane balık aldı bana vermedi deyip bir taş devri adamı dedikoduyla hikaye denen şey başladı. Avlandı geldi anlattı. Bizim sektörümüz dedikodunun neredeyse menbaı. Peki çok dürüst soruyorum üçünüze birden. Gömer misiniz itinayla? Bir araya geldiniz. Birinin başka birinin oyunculuğunu. İşim. Acımazlar, acımazlar. Hele oyuncular. Acımazsınız evet ama yani ben şeye dikkat ediyorum. Yüzüne söylemeyeceğim hiçbir şey arkasından söylemiyorum. Ay. Yani tabii ki şunu yapamıyorsunuz yani filmine gidip de ama yani çok güzel olmuş demiyorum beğenmediğim bir filmi. Şunu söylüyorum yani. Sesi gülüyor oradan ya. Evet çünkü yani şunu söylüyorum yani. Hani gidip de emeğinize sağlık diyorum beğenmediysem. Tabii ki çok kötü olmuş, ya çekmeseniz de olurmuş demiyorum ama sonra da döndükten sonra kürekleri çıkar diyorum. Kürekleri çıkar, biz yani gerekli gömmeleri yapalım. Bu da aslında yani
kötü bir şey değil. Sonuçta bizim yaptığımız işler de eleştirilecek. Yapılan diğer işleri de eleştireceğiz ama acımasız olmamak lazım. Sonuçta yapılan her işin altında bir emek var. Çok kötü işlere evet kötü yani olmamış. Yakın arkadaşlarınıza söylüyorsunuz ama hani bunu söylemenizin hiçbir şey kazandırmayacağı insanlara da gidip abi filmin çok kötü olmuş. Buraya kadar geldik de yani keşke gelmeseydik de denmiyor yani gerçekten. Emeğinize sağlık diyorsunuz. Onlar zaten anlıyorlar. Biri bana emeğine sağlık derse ben okey teşekkür ederim. Ay çok fena. Fena çok. Yani, ay çok fena. Teşekkür ediyorum diyorum. Ama İsterseniz ben giderken kürekleri vereyim size. Getirmediyseniz yanınıza. Şey Erkan abinin bir hikayesi anlatılır. Bir galadan çıkınca nasıl buldunuz? Erkan Can'ın. Evet nasıl buldunuz filmi diye soruyorlar. Zamanla oturur diye. Yayında toplar var. Yani içten nezaket diye buna denir. İçten nezaket. Hem yani ne düşündüğünü anlıyorsun hem de hiç küfür etmemiş olur. Ay ay çok zor bir şey bu. Bir de bunu Erkan Can'dan bulmak. Evet tabii. Tabii. Eve gidince anlarsın. Evet. Birisi bana söylemişti. Ben çok gençtim o zaman. TRT'deydim. Sabah kuşağı haber yapıyorduk. Yani o meslektaşın birisi bana karşılaştık bir yerde. Çok kötüsün dedi. Öyle yüzüme çok kötüsün dedi. O büyük kıskançlık canım. O kadar, da kötü değilsindir. O kadar üzülmüştüm ki. Evet. Sonra düğünüme geldi. Sonra bir ay sonra dedi ki ben niye senin düğününe geldim biliyor musun? O gün söylediğim sözden dolayı üzüldüm. O yüzden geldim. Daha da büyük. Yani özür kabahatinden büyük. Ey Allah. Bu yani... Fakat şöyle şey de var. Mesela bir oyuncu çok iyi oynuyor diyelim ki bir rolü. Ya ona hiç kimse kolay kolay başka çok oyuncularda çok iyi çok evet, kötü oynuyor yani. Diyemez. Hep aynı oynuyor der. Doğru. Mesela. Yani kötü oynuyor diyemez kimse yani. Herkes malını biliyor tamam mı? Hep aynı oynuyor der. Ama bu sizin aranızda mı oluyor? Yani tabii daha çok. Halkın arasında çok acımasızca da gömülüyorlar. Yani doğru. Sosyal medyada kötü oyuncu çok kötü oynuyor şeklinde. Çok gömülen tanıdıklarımız var çok ünlü olan. Tabii. Yani evet artık çünkü herkesin elinde bir kağıt kalem var. Yani işte bir klavye var. Kağıt kalem değil ama bir klavye var. Herkes artık görüşlerini açık açık yazabiliyor ve bir karşılık bulabiliyor görüşler. Hiç kimsenin görüşüne de bir şey diyemiyorsunuz sonuçta. Onun görüşü o ya da gerçekten sadece kıskandığı için. Birikiyor ortaya bir tablo çıkıyor. Yani 100.000 kişi fikrini belirtince bir bakıyorsun orada bir ortak şey var. Yani hakikaten kötü bir şey olduğuna dair bir gerçek bilgi veya tam tersine 3 kişi 5 kişi böyle gömmeye çalışmış ama gömülememiş. Onlar bir araya gelince ortaya çıkıyor ki yok. Yani çok düzgün bir şey yapılmış diyorsun mesela. Gene orada işte tek hikayenin olmaması hakikate yaklaşmayı kolaylaştırıyor. Ama yani genel olarak bir sevgi, ilgi görmediği için gömeyim de ilgi çekeyim hastalığı tabii var. Tabii var. Aa, tabii. Yani meslektaşlardan. Meslektaş yani daha çok sosyal medya için söyledim bunu aslında. Yani belki kimse altına onun yazdığı yorumun altına bir şey yazmayacak ve o evde onun yalnızlığıyla yaşamak istemiyor. Çünkü çok iyi de derse yüksek ihtimalle kimse evet o falan yazmayacak ama kötü bir şey derse ona cevap gelecek. Önemsenmek istediği için kötü bir şey yazan insanlar var olma çabası. Aynen var olma çabası. Hani var olduğunu oradan gösteriyor. Birileri ya aslında evet nefret de bir şey ya varoluş ya. Yani sizin nasıl var olduğunuz önemli değil orada. Birileri size laf söylediğinde ciddiye alınmış oluyorsunuz gerçekten orada. Sadece fark edilmek için bile. Öyle bir tane sosyal medyada bir şey görmüştüm. Bir tane şarkıcı kadın geçiyor. Bir hayranlarından bir tanesi iğrençsin, rezalettin falan diye bağırıyor. Ona dönüyor, kadın dönüp ona bir şey söylüyor. Kadın devam ediyor. Gördün mü tepki aldım diyor adam. Evet. Yani evet çünkü gerçekten o kadın döndü ve ona tepki verdi. Ve hani eğer seni çok seviyorum deseydi o kadın ona dönmeyecekti büyük ihtimalle. Zaten herkes öyle bağırıyor diye. Tepki almak için buna razı oluyor insan. Görülmek mi bu? Yani görünmeye çalışmak, evet var olmaya çalışmak. Ama magazinciler dediğimiz hani bir zamanın şimdi çok popüler değiller ama onların yaptığı şey de böyleydi. Yani deşelim, yalan söyleyelim, kötülük yapalım, bir tepki versin programımız ünlü olsun. Veya ben ünlü olayım, ben çekinilen kişi olayım.
Aman beni görünce bana iyi davransınlar. Bu neredeyse mesleki olarak öğretilen bir şeydi magazincilere. Geçici bir şey. Evet ama işte bu bence kişinin kendiyle de yani kendi doğrularıyla, kendiyle yüzleşmesiyle de alakalı bir şey ya. Yani bunu hani insan utanmaz mı birine bunu derken? Demek kolay diyebilir misiniz böyle bir şeyi? Tabii ki bir karakter dönüşümü gerek. Yani utanmazlık seviyesine gelmiş bir karakter o. Gerçekten utanmıyor yani. Hakikaten utanmıyor. Bir de gerçekten bu sosyal medya hayatımıza garip bir şey getirdi. Bu Andy Warhol bunu yıllar önce söylemişti biliyorsunuz. Yani herkes bir dakikalığına da olsa bir gün meşhur olacak demişti. Ve bu sosyal medya... Acaba meşhur olabilir miyim? Acaba görünür müyüm? Acaba bu görünme bana bir şey sağlayabilir mi? Acaba videom viral olur mu? Acaba söylediğim... Bu beklenti bence insanların içinde var. Var yani... çünkü çok başarılı ve yani hiçbir yeteneği olmamasına rağmen çok başarılı olanlar da var. Aynen öyle. Tabii hocam o yüzden zaten. Yani... Alain de Botton geçen sosyal medyada bir videosunu gördü. Bir röportaj yapılmış onunla. Diyor ki ünlü olma isteği aslında... İyi ebeveynlerle iyi şekilde yetiştirilmemiş çocuklarla ilgili bir durumdur diyor. Vallahi çok iyi ebeveynle iyi ilişki kurularak yetiştirilen çocukların dışarıda hiç tanımadıkları insanlardan onay alma gibi onlar tarafından sevilme ve görülme gibi ihtiyaçları olmaz diyor. Çok doğru. Ay bu çok fena geldi bana. Peki bir şey yani bu sosyal medyadan önce de vardı. Ama evet her zaman ortaya vardı. Çıkmıyordu ortaya çıkıyordu. Ortaya çıkıyordu. Her zaman vardı. Bir de imkanlar az olduğu için o imkanları değerlendiremiyordu bu durumda olanlar. Şimdi o imkan sağlanmış oldu. Demek ki çok kötü ebeveynler var Türkiye'de. Ama giderek artıyor. Hepimiz yani şurada oturan hepimiz için hani ün derecesi farklı olabilir ama bir görülme isteği olmadı mı? Onun için bu yola girmedik mi? Tabii. Görülmek için. Oyunculuk böyle bir şey. Onaylanmak için. Evet. Televizyon ister. Da öyle ama bir şey. Ben meşhur olmak için girmedim. Tabii. Yani meşhur olmak farklı bir şey. Görünmek istemek ve takdir almak yani yaptığınız bir işle takdir alma isteği farklı bir şey. Ya bizim zamanımızda meşhur olmak ayıptı hocam. Yani bizim hocalarımız bize televizyonda oyunculuk yapacağız dediğimizde falan böyle aşağılarlardı yani. Sizler falan. Ki bizim de öyle bir isteğimiz yoktu. Yani ben hayatımın hiçbir döneminde yani okurken ya da daha öncesinde bir gün ünlü olayım demedim. Bir gün çok iyi bir aktör olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. İşte o ödül törenlerinde kendimi ödül alırken hayal ettiğimi hatırlıyorum ama ünlü olayımı hatırlamıyorum. Öyle bir hayalim yoktu. Hikaye anlatıcıları seyirci olmadan bir manası yok hayatlarının. Mutlaka bir seyirciye sahip olmaları lazım. Yani herkes burada oyuncular, yönetmenler, yapımcılar, yazarlar hep hikaye anlatıcıları. Hikayeyi anlatacak birisinin olması lazım. Onun için bunu arzu etmesi lazım. Onun karşısına çıkmaktan zevk alması da lazım. Bunun sürekli olmasını da arzu etmesi lazım. Hayatım böyle olsun. Anlatacak hikayem var. Hep seyircin olsun. Onun için de başarılı olman lazım. Bütün bunların ünlü olmakla bir alakası yok aslında bu arzuların. Ama şöyle büyük bir yalan yok mu o zaman hayatınızda? Hani duyduğum için söylüyorum. Bu bir yalan mı? Gerçeklik ihtimali var mı? Bir kişi de orada olsa, bin kişi de olsa fark etmez. Ben o bir kişiye de oynarım. Evet oynarsın ama fark etmez mi? Yani bir değil, 10 kişinin altında oynamıyorduk. O kadar değil. Yok, ama... fark etmez kısmı doğru değil. İşte değil yani mi? Yani bir kişiye, 10 kişiye bile oynarım doğru ama tabii aynı, ki fark eder. Aynı duyguyla oynamanız çok zor. Ya öyle ya, bir tabii. Şey ki kalabalık... Seyirci insanı yükseltir. Ya 800 kişinin karşısına çıkıyorsunuz, oynuyorsunuz ve kıkırdatıyorsunuz onları. Veya hissediyorsunuz ki hepsi hüzünlendi. Bu hiç sahneye çıkmayan hiç kimsenin yaşayabileceği bir duygu değil. Çok özel bir tarafı var bunun. Bir kere hani bir varlığınıza seviniyorsunuz. İkincisi seyirci de seviniyor. Yani sizi seyirci mutlu olduğunuzu, enerji dolu olduğunuzu, bir şey anlattığınızı hissediyor. Hepimiz hissediyoruz. Yani iyi oyuncu dediğimiz şeye biz hayranlıkla bakıyoruz ve o hayranlıktan da zevk alıyoruz. Dedim ve ruhumu kurtardım. Yani şimdi böyle gişe rekorları kıran bir işle iki kişinin izlediği iş aynı etkiyi yaratmıyordur onu yapanlar tabii, ya da oynayanlar tabii. açısından diye tabii, düşünüyorum. Bilmiyorum Sarp Bey siz gönül insanı olarak... Bir kişiyi oynamıştım bir kere. Neredeydi? Burada anlatmış mıydım acaba herhangi bir daha önce katıldığım üç tanesinden? Sarp Bozkurt sevgimiz sorgulanmasın.
Neredeymiş merak ettim. Doğaçlama tiyatro yaparken o zaman bir tane yer vardı Old City diye Taksim'de. Evet. Old City diye bir vardı gerçekten. Evet. Zaten doğaçlama tiyatro yapan da hani 4 ekip falan vardık yani. 2007'den falan bahsediyorum. Orada çıktık böyle bir tane bir kişi gelmiş. Biz de tabii sanat aşkı falan şey yapacağız. Çıktık oynuyoruz falan. Tık yok ablada. Mimik kımıldamıyor yani. Hiç hani bari git de. biz de iyi hissedelim falan. Geçen gün bunu anlattığımda yanlış anlatmışım. Doğrusu şu. Gittik konuştuk falan. Artık lütfen gider misin? Böyle bakıyor. Bitti yani. Gitti artık falan. Merhaba demeye gittik oyun sonunda. Tek seyirci tabii. Evet aynen. Meğerse kız İranlıymış. Yazık. Söylediğimiz hiçbir şey anlamamış. Çok da tek başına da bir şey yapmak istemiş şehirde. Çok da bir şey olmadığı için öyle bir şeye gelmek istedim falan gibi bir şey söyledi. Sen bir yabancının inanılmaz. Gerçekten yani hakikaten anlat çok yani komik, saçma bir şey yani. Bir yabancının çaresizliğinin vücut bulmuş hali. Sarp Bozkurt. Yazık. Onlar ayrı çırpınıyor evet. Kızcağız ayrı çırpınıyor. 1,5 saat biz çırpınıyoruz. Bunu bana anlatmadın. Anlatmadım. Anlat. Artık beni kimle aldatıyorsan. Sen bunu kime anlattın sen? Çok iyiymiş ya. Bu çok iyi bir anıymış yani. Evet aynen. Bütün özgüvenimiz hep yerlerde. Peki yeni projeler var. Ne geliyor şimdi? Geçenlerde Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak hikayesini sinemaya uyarladık. Ve hani onun çekiminden yeni çıktım. Sonra bir çocuk filminde oynadım. Böyle Tete ve Masallar Diyarı diye orada böyle bir sahnem var. Birçok oyuncunun bir sahnesi var ama çok geniş kadrolu, çok tatlı bir iş oldu. Çocuklarıma bir hatıra kalsın istedim o hikayelere. Bu yıl böyle benim için biraz sinema yılı gibi oldu. Birkaç tane film. Nisan'da böyle yapacağım bir şey daha görünüyor şu anda önümde. Bu yıl böyle biraz sinemaya ayrılmış bir yıl gibi oldu. Tiyatro artık çok kaşınmaya başladım. Gerçekten. Oy. Evet çok. Kaç yıl oldu? Söylemekten utanıyorum. Yani hayat koşulları. Oyunculuk yapmayalı, tiyatro oyunculuğu yapmayalı 12 yıl oldu, 13 yıl belki daha fazla. Arada bir Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyun yönetmiştim. O böyle biraz beni sağaltmıştı ama sahneye çıkmayalı çok uzun zaman oldu. Korkuyorum demeyeyim ama şu anda böyle bir tedirgin hissediyorum kendimi. Hani bu kadar yıl sahneye çıkmamış olmak. Kendime yaptığım kesinlikle bir... Kesinlikle çık. Evet hocam. Çok faydası oluyor oyuncu. Hele bir de bu yaş, verince. 12 yıl önceki abi, adam değişmiş. Bir de yani bizim gibi hani gerçekten kendinizi sağlattığınız bir yerdir tiyatro. Yani şimdi sinemada bir karakteri tiyatroda çalıştığınız gibi çalışma fırsatınız olmaz. Yani evinizde çalışmanız bir şey değiştirmez. O tiyatro sahnesinde o beraber yaratım, o kolektif yaratım çok bambaşka bir şey doğurur. Her provada bambaşka bir şey deneme şansın vardır. Ve karşındakilerle yoğrulur senin ne yapacağın. Ve o seyirci insanı gerçekten sağaltır. Çok özledim. Gerçekten çok özledim. Tekst araştırıyorum, tekst bakıyorum. Birkaç tane bulduk. Ve hani böyle biraz kendimi o tarafa doğru ittireyim istiyorum açıkçası. Var önümde tabii ki böyle birçok proje ama tiyatro biraz ağır basmaya başladı bu aralar. Geliyor o zaman yeni bir oyun. Umuyorum çok yakında inşallah. Vardır bir şeyler var gibi. Var kafamda çok ya evet yani tabii şimdi o kadar yıl yapmayınca şöyle bir handikapa giriyorsunuz. Ne yapmalıyım? Hani bu sefer de oyun seçmek o kadar zorlaşıyor ki. Ya 12 yıldır 13 yıldır tiyatro yapmıyorsak o zaman neden bir şöyle Macbeth bir şey yapmayalım? Ya. Neden bir klasikle girmeyelim oluyorsunuz. Sonra diyorsun ki ya şimdi o kadar yıl yapmadık bir klasik çok mu ağır olur falan hani acaba daha böyle günümüzden bir şey mi girsek? Bu sefer seçmek zorlaşıyor gerçekten burada. Aman hani bir günümüz popülizmine gidelim bir müzikal mi yapalım? Daha hani daha böyle işte gelsin seyirci işi olsun böyle bir şey mi yapalım? Bu sefer kafan çok karışıyor seçmekte zorlanıyorsun ama bir şekilde etrafımdaki arkadaşlarımın da yardımıyla seçeceğim bir şeyler sonuçta. Çocuklar hala televizyonu izlemiyor mu? Çocuklarım televizyon seyretmiyorlar. Yani çok az vakit geçiriyorlar televizyonda.
Yeni jenerasyon galiba televizyon değil de o daha çok iPad hikayesi var. İnternet. İnternet hikayesi var. İşte YouTube'dan görüyorlar benim şeylerimi. İşte küçük parçalarımı. Emir de artık yazıyor, ediyor, araştırıyor falan. Senin geçen gün bir tane videonu izledim. Gerçekten onları dövüyor musun sen öyle falan diyorsun. Onları gerçekten dövdün mü? Buran kanıyor da oluyor mu gerçekten onlar falan? Evet hani ama bir işimi baştan sona şimdiye kadar hiç seyretmediler. İşte seyredebilsinler diye o çocuk işini yaptım gerçekten. Bir çocuk işi olsun. Seyrederler mi? Ya Emir'e söyledim. Emir dedim böyle böyle bir çocuk işi geldi. Bak dedim böyle bir hikayesi var. Böyle bir şey oynayacağım falan. Ne düşünüyorsun dedim. Ya boşver büyük işleri ne oyna bence. Daha çok büyük var. Az çocuk var dedi. Evet, mantıklı bir bakış açısı gerçekten. Tabii ki. Serp daha çok ne çocuk geliyor var ama neyse. Sonra? Öyle görüyor benim tabii. Şey devam ediyor. Münasebetsiz devam ediyor oyun. Şimdi bir Bursa'da 4 Aralık'ta sonra 5'inde İzmir'de oynayacağız. Yine dolaşıyoruz böyle. O devam ediyor. Şeyden Ferit Karahan'ın filminden Erzincan'dan yeni döndüm. Bir ay oradaydım. Biraz duygusal olarak da yoğun bir setti. Biraz yatmak istiyorum. Bir de bu filmde çıkınca rahatladım. Biraz şey yapmak istiyorum. Ama çok az dinlendikten sonra şeyin bizim Blue'daki dizinin Bizden Olur Mu'nun ikinci ve üçüncü sezonunu yazmaya başlayacağız. Şu an şeyim o, heyecanım o. Hadi bakalım hocam sizde ne var? Bu arada senaryo çalışmaları devam ediyor mu eğitim? Onlar tabii her sene bir 12 kişiyle çalışıyorum. Script development yani senaryo geliştirme atölyesi onlar. Yani bir eğitimden çok var olan senaryoların geliştirmesi bir çok çok da ilginç yani piyasa işi olmayan ama illa hani sanat filmi de sayılmayacak acayip ilginç yazarlar var. Ne güzel. Şimdi bir 36 tane senaryo oluştu bu geçtiğimiz 2-3 senede. Onlardan mesela 10 tanesi hiç görmediğimiz tipte çok sağlam yazılmış. Yani çok çok iyi bir yazarlık geleneği başladı diye düşünüyorum. Bazıları roman yazarı senaryo yazıyorlar. Bazıları iş adamı ama senaryo yazıyor. Çok çok ilginç senaryolar çıkıyor. Bu sene işte gene bir 12 kişi, 15 kişi galiba ile hem böyle bir 3-4 ay çalışıp bir yıl sürüyor hepsi. Yani hepsiyle çalışma öyle bir benim de hoşuma gidiyor. Çünkü zihni gelişimime katkıda bulunuyor aslında. Ama tabii yani önemli olan film çekmek benim için. Geliyor mu yeni film? Zübük'ten sonra var mı başka proje? Zübük'ten önce ve sonra bir ilginç bir dijital dizi var. Haldun Çubukçu edebiyat yazarı, roman yazarıdır. Onun yazdığı Kırık Hayatlar Tamirhanesi. Çok çok ilginç. Ne kadar güzel bir isim. Değil mi? Ve gerçekten de bir tamirci ailenin hikayesi bu. Eşya tamir ediyorlar fakat eşyanın bozukluğundan onu kullananın ruhundaki problemi de anlıyorlar. Gidip bir de onu çözüyorlar. Çok, çok tatlı bir hikaye. Çok çok iyi yazılmış bir şey. Birkaç senedir elimde ama şimdi bir iki kanala önerdik. Onu yapmak istiyorum yani. Öyle bir şey var mı? Evet. Çok güzel bir hikaye. Hayır şey yani eşyanın bozukluğundan ruhtaki... Ya mesela küçük bir örneğini söyleyeyim madem hikaye anlatıyoruz. Ben de bayılırım çok böyle. Çok güzelmiş de. Helalim hikayelerini anlatmaya. Ya bir yaşlı adam geliyor atölyelerine. Bir tane koltuk var elinde. İşte diyor ya kırık falan. Aa öyle mi falan filan diyor. Hanım bak bunlar tamir edecekler diyor. Hanımın koltuğu diyor. Hanım da orada gibi davranıyor. Orada değil. Karısıyla sohbet ediyor. Bunlar kalkıyorlar Doktor House'daki gibi. Kalkıyorlar adamın evine eşyaları almaya gidiyorlar. Orada görüyorlar ki kızı terk etmiş. Kapının önünde bir tane kırık bisiklet duruyor. Kız bisikleti. Yavaş yavaş adamın travmasının nedenlerini anlıyorlar. Kızını buluyorlar. Tamir ediyorlar. Bilmem ne ediyorlar. Ve adam koltuğuna kavuşuyor. Esas olarak da kızıyla damadı adamı alıp birlikte yaşıyor. Ya yalnızlık hikayesiymiş meğer. Çok güzel. Çok güzel. Bunun gibi böyle her seferinde başka bir problemi çözüyorlar. Evet, programın sonuna geldik. Engin Altan Düzyazan o kadar yorgun ki sabahtan bir reklam çekimde. Şu anda bitse de gitsek de şimdi koşarak arabada uyuyacak giderken. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok izlensin. İnşallah.
Kapatalım Ceyhun. Yeah.